Veriyorum introyu. Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Yatay bakış bundan iki buçuk, üç sene önce Venom filmine giden iki arkadaşın abi sinema ne hale geldi ya. Artık yani film diye önümüze koydukları şeylere bak. Daha da korkuncu millet de bunları daha da beğeniyor abi ya. Gişe yapmış, iki milyar gişe yapmış lanet olsun. Sinemamız nereye gidiyor? Artık gözlerimize çöp mü saldıracak? Çöpler kulaklarımızdan ağzımızdan girip bizi taciz mi edecekler? Diye ...endişelendikleri bir program olarak başladı. Şimdi Aynen. 150 program, 2,5-3 sene sonra tekrar sizlerle yatay bakıştayız. Bugün sizlerle Venom 2'yi konuşacağız. Şu Hey Sam, şu elimdeki listeye bakar mısın? Bu arada konuştukları filmler inanılmaz bundan 2 senede. Olsun abi, bir Venom 2 değil hiçbiri. Evet, Venom 2. Evet. Venom 2 ve Dune. Dune, Dune. <laughs> <Bugün, bugün. gülüyor> Bunu daha kaçamayacağız. <laughs> Venom ve Dune'u aynı gün konuştuğumuz... Bu efsanevi programa hoş geldiniz. Hanım bir çay koy da çay içek o zaman. Haydi bakalım. Bugün biraz intro'm farklı yaptım, düz yaptım. Ee, bugün ama tabii özel bir gün. Venom özel bir non, gün. Venom gün. Ee, arası program yapılmaz. Abi öncelikle şöyle bir küçük şikayetim var. Programı en azından bir ya da iki gün erteleseydik de dolar 10 TL olduğu gün açsaydık da gündem olsaydı bize diye düşünüyorum. E... Sıfır atılar abi olmaz olur. Sıfır atarlarsa. Atarlarsa sıfır olur. Sıkıntı olur. E haftaya pazartesi çünkü muhtemelen doların 11 olduğundan mı bahsedeceğiz artık emin değilim. 11 hu. Bilmiyorum. Dün <laughs> akşam biz canlı yayında 9 -7'den açtık. Canlı yayında muhabbet ediyorduk. Böyle gözümüzün 96 9-6, 9-7, 9, -6, 9, -7, 9, -8, 9 -84 e kadar geldi, durdu. Sonra tıkır 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 yeni başladı. Bakalım yani... Hayır 10 olsun e... yuvarlak olsun yani anladın mı? Onu demek istiyorum. Elon Musk'ın bir tweetine bakar aslında. Bir TL'ye benzeyen bir şey bassa. Artar TL yani. <laughs> Tayvan lireti alın bundan sonra diye. Tayvan lireti puşluyormuş. Millet TL'lerini satıp Tayvan lireti almaya başlıyormuş. Bizim para çöküyormuş böyle filan. Neyse satış mihraklar olur o zaman. En azından şey suçlusu belli olur yani. Şu an biliyorsun mi, Bozuk paraları basmak için maliyetimiz e, paranın değerinden yüksek. Genel para basmamak. <laughs> <laughs> Abi o mim mi yoksa gerçek memin değilim ya ben onu gördüm bugün sosyal medyada artık inanamıyorum buna inanamadığım için inanmadım haliyle emin değilim ama 50 kuruşun maliyet 66 kuruşa yükseldi diye bugün dönüyordu muhabbet gerçekten. Ya şöyle bir gerçekleri ben de bilmiyorum da ne olursa olsun sonuçta e, ham maddesinden bilmem nesinden kar edilmeyeceğim bir hale gelmiştir kesin yani. <laughs> Çok evet saçma tabii tabii şey yani. logar kapağından sonra şimdi kuruş toplama başlayacak piyasada herhalde. Ee, yani evet böyle ilginç günlerdeyiz sevgili arkadaşlar bir de bugünlerde olduğumuz yetmiyormuş gibi zaten dolar 10 TL olmuş başımız ağrıyor bir de Venom 2 gösterime girdi eee Venom 2 keşke Venom'un soyan harfi S olsaydı da 2'yi oraya koyduğumuzda daha böyle laf şakası yapabilseydik ama ne yazık ki öyle değil ha, Venoms, Venoms. Yani falan gibi Venoms. olabilirdi yani Venoms ee, bu da kaçılmış pek çok fırsatlardan bir tanesi yani <laughs> Evet e, sevgili arkadaşlar yatay bakış gündemimize hemen bakalım ondan sonra da Venom konuşmak konusunda çok heyecanlıyım. Bir de Dune diye bir film gösterime girmiş bu hafta ona da bakarız. Aynen, gev gev işte kum, öyle bir şeyler oluyor falan filan. Meğerse bizim plajlardan çalınan kumlar Dune'daymış. <laughs> çok güzel kum. <laughs> <laughs> Kaliteli kum böyle elini alınca dağılıyor. <laughs> e, ee, Alec gündem. Baldwin millete ateş ediyor. Ya evet tatsız bir konu var aslında gündemin ilk konusu olabilir. Alec Baldwin'in e, Rust setinde yaşadıkları e, bayağı tatsız çünkü en son bununla ilgili yaşanan tabii farklı setlerde mesela Deadpool'da ölen yine bir stunt vardı. Yani stunt ölümü artık böyle default gibi oldu da e, herhalde kanıksadı konu biraz. Bu tarz bir ölüm en son elde Brandon Lee'de olmuştu ki onun durumu da biraz daha farklıydı. Yani çok de dönmüştü ona. Bu konu daha da tatsız yani. Abi stand tabii ölünce şöyle oluyor. Adamın işte stand olduğu için hani iyi kötü biraz şey gibi oluyor. Hani zaten dublör biraz aktör ölmesin diye dublör var ya zaten. Yani birazcık öyle bir durum. Hani ulan ah be diyorsun ama bir noktada o adamın işinin zaten worst case'i ne yazık ki böyle bir şey. Yani aslında tabii ki biraz riskli bir iş yani. O yüzden hmm. hani üzücü bir durum ama hani biraz da ne bileyim hani güvenlik görevlisinin de mesela bir çatışmada vurulması gibi birazcık da işinin parçası gibi. Diyorsun çok yazık olmuş keşke daha iyi olsaydı falan filan. Ama başrolün yanlışlıkla yönetmeni vurması... Bu ekstrem bir şey. Yani bir de hani başrol yanlışlıkla birini öldürse belki o kadar olmayacak. Bir de böyle kameraya döndürüp ateş ettikleri sahne çekiyorlarmış. Bilmeyenler için gerçek mermi varmış arkadaşlar. Görüntü yönetmenine gelmiş mermi. Görüntü yönetmeni kızacağız, ölmüş zaten. Evet, Halina açın söyledi aynen. Aynı mermi bir de yönetmene de gelmiş galiba. Daha sonra o an arka arkaya mı duruyorlarmış? Ne oluyormuş? Yönetmen evet. de yaralanmış. O arkasına normalde onlar yan yana durmaz. Herhalde çekimde arkasına eğilmiş. Direkti falan mı veriyordu artık ne yapıyorduysa? Bilmiyorum ki. Adam acaba hani Orada böyle vurulmuş. ulan böyle mi oluyor diye deniyordu belki de. İçinde gerçek mermi beklemiyorsun ki bunun. yani. Yok sahne çekiminde olmuş. Ha, çekimde Denemeli. miymiş? Tabii. Ya yani şöyle olmuş. Zaten silahçının silahçı çok genç biri ile ilgili zaten sette sorun yaşanıyormuş. Çok dağınık çalışıyormuş. Silahlar çok e, kötü kontrol altındaymış. Onun dışında filmle ilgili prodüksiyonda başka sorunlar da olmuş ama hani bununla ilgili değil. Hani genel olarak bir mutsuzluk varmış prodüksiyonu zaten. Hani biraz şeye yatırmışlar. Yani çalışanlar da dağlık, dağınık ve disiplinsiz diye. E, first assistant yani yönetmenin e, birinci asistanı da gitmiş silahçının masasından ha bu silah mı falan diye hiç doğru düzgün konuşmadan almış. Tamam tamam bu güvenli deyip hazırlayıp vermiş direkt. Yani hiç sormamış bile. Ne bu ne yapıyorsunuz falan. Alec de ona verilen silahı ateşlemiş. Yani şu görüntüde Alec Baldwin'in bir suçu yok ama tabi arka planda ne çıkar? Kim e, kele altına gidecek göreceğiz bakalım. Valla çok yazık olmuş. Bir kere yani görüntü yönetmeni çok genç bir kadın henüz. Kariyerinin evet. başında diyor herkes. Tatsız yani. Çok keyifsiz, keyifsiz bir durum olmuş gerçekten. E, adam da Katil oldu şimdi. Yani, <laughs> yani katil demezsin belki ama o öyle hissetmiyordur herhalde. Yani. O da o da kolay bir şey değil. Çok tuhaf, evet. dramatik bir olay yani bu hafta yaşanan iş gerçekten. Çok psikolojisi bozuk bir şey. Ama işte abi film setleri tehlikeli yerler ya. Yani sırf stand falan değil. Her şeyden. Yani bugün yapılacak bir işte bir ufacık bir işte bile ya bir, bir tane böyle bir şeyin standın üstüne çıkıp oraya bir şey asacak ol bir şey için. Yani sigortası var mı, bunun kaskını takmış mı bunlara bakmadığın zaman anında patlıyorsun yani. Genelde Türkiye'de çok, çok sıkıntılı olan durumlar mesela bunlar. Evet Türkiye'de setlerde yaralanma ve ölüm oluyor aslında ve çok da duyurmuyorlar açıkçası rezalet çıkmasın evet. diye. Türkiye böyle şeyleri rahatça duyurmadığın bir ülke zaten yani bir sıkıntı da genelde olmuyor açıkçası. Bir şekilde kurtarıyorlar. Ee, ama tuhaf tuhaf diyorlar yani bütün dünya bu, bu hafta bunu bir konuştu işte Brandon Lee'nin sette ölmesi de biliyorsun hatırlarsan Crow filminde benzer bir durumdan olmuştu. Herhalde o tarz bir yani film film dünyasının efsaneler arasında katılacak tuhaf dramatik trajedik bir olay yaşandı bu hafta yani. Çok tatsız ya. Ya ben başıma gelse böyle bir şey herhalde biterim ya. Hmm. Psikolojim falan kalmaz yani. Evet. Bakalım Tila adam toparlayabilecek olmazdı. mi? Bir de biraz daha komedyenliğiyle falan tanınan bir adam diye böyle Alec Baldwin. Ee, en azından ben öyle tanıyordum. Turtle Rock'la işte Trump taklitleriyle falan filan biraz da böyle o haliyle bildiğim bir adam. Çok ee, bilmiyorum. Tuhaf bir durum gerçekten. Bakın ne çıkacak. Araştırma devam ediyormuş o konuda hala. E, Tabi şu an tutuklanan biri de yok henüz. Devam ediyor. Yani zaten görüntü de varmış bu arada. Muhtemelen e, kamera arkası çekimde gözükmez belki. Vardır o an bilmiyorum. Hmm. Genel o anın şeyi varmış. Ama silah oradan aldı verdi konusunda tabii herkes görgü tanıyor yani. Aslında herkes görmüş zaten. Tabi ben bir e, ihmakarlıktan ciddi bir sorun çıkacak. Bu Öyle haftanın yani. başka bir büyük haberine geçeyim ben o zaman hemen. Yapıştı. God of War 2 değil. Aa, God of War God 1. Var. God of Biz War 1 <laughs> 4 sene sonra PlayStation'a geliyormuş. şey PlayStation'dan PC'ye geliyormuş. PC yani. Ortalık karışmış. Ben aldım. <laughs> Aldın mı? Hemen aldım. bir baksaydın o bir e portlamışlar mı diye çıktığında alırdın. Ne acele ettin ben ki? Ben PlayStation 5'e kılım abi aldım. <laughs> Çok... bir dakika sen PlayStation 4'ün var. <laughs> Yok o bok gibi çalışıyor ya. Yok işin geyi bu arada. Herkes şeyi savundu ya. PlayStation batar abi falan. Hani ben de sanki aldım para Sony'e gitmiyor. Böyle savunan da vardı. PlayStation olmayacaksın falan. Lan, sanki onlara gitmiyor. Şey anlamadık ya bu konuda. Parayı onlar kazanıyor abi. Hello. Hmm. <laughs> evet evet. ya, <laughs> Tuhaf yani ben açıkçası şunu çok doğru buluyorum. Yani son son bir 6 aydır 7 aydır çok Sony'nin yaptığı hamleleri öven beğenen birisi değilim. Çünkü PlayStation 5 sürecini bence çok yanlış yönettiler. E, hala da yanlış yönetmeye devam ediyorlar. İyi ve sağlam mesela bu hafta işte şeyi durdular. Hadi bakalım e, Among Us PlayStation'a geliyor falan diye böyle. Artık duyurular bu noktaya geldi Hı. yani. E, Hı. Among Us geliyormuş abi PlayStation 5'e. İyi ki almışım PlayStation 5 seni dedim. Hemen Gözlerinizin önünde Among Us oynayabileceğim için PlayStation 5'imi öpeceğim şimdi. O oh, iyi ki bak üstü toz tutmuşu zaten. Şu tozunu bir yere alayım diyorum ama ilk oynayacağım <laughs> oyunda tozunu alırım diye düşünüp geri koyuyorum şu an. O toz değildir abi, DLC'dir o. <laughs> Gelmiştir. <gülüyor> Neyse şey yani PlayStation'ın şey hamlesi çok doğru bir hamle. Yani bunlar God of War'u yaptılar 19 milyon sattılar diye biliyorum ben. Şimdi yani God of War güzel, çok güzel bir oyun. Herkes onu oynasın. PC'ye gelmesi de herkese çok faydalı, çok güzel iş. E, 19 milyon satmış bir oyun. Bence 19 milyon satış çok az. God of War kadar güzel, gerçekten kaliteli bir oyun için. E, PC'ye gelsin bir 19 milyon daha satsın abi. Bizim için de faydalı. Yani adam der ki bu sefer Aa, ben God of War yapıyorum bak işte 19 artı 19, 38 milyon satıyorum der. Hadi God of War 2, 3'ü yapayım der. Yani bu oyunlar satmadıkça, Aslında. bu adamlar kar etmedikçe asıl güzel oyunlar azalıp onun yerine metaverse'ler, çüküversler, işte çok <laughs> o prensler, anladın mı? Yok Fortnite, yok Bird Knight. Bu öyle böyle böyle işler Çırır artacak. Çıkar işte, aynen. yani düzgün bir stüdyonun 6-8 senelik emeğiyle ortaya koyduğu film gibi hepimizin keyifle oynadığı o işler artsin istiyorsak bunların daha çok platforma gelmesine destek olmamız lazım. Öte yandan ben de PlayStation 5'i satın almış birisi olarak Keşke almasaydım diyorum. Yani PlayStation 5 alanlar olarak bir tık pişmanız buna. Ve ilk burada duyurulduğunda ben de hatırlarsan çok tepki göstermiştim. PlayStation, God of War 2 PlayStation 4'e geliyor diye. Çok daha fazla insanın oynamasına rahatsız olmuyorum. Sadece PlayStation 5 lansmanında God of War 2'yi göstermeleri bence bir tık dolandırıcılıktı. Yani biraz anladın <laughs> mı? Yani, hani şey çünkü bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten de hani PlayStation 5'i ben yine alırdım kendi işim gereği ama pek çok insan muhtemelen almazdı yani. Ee, ama God of War bir de kaç senenin oyunu oynayan oynadı. Ha benim chatte bazı arkadaşlar şey sordu bana. Çok pahalı değil mi? Niye 300 liraya geliyor falan diye sordular. İşte ben de arkadaşlar şunu izah ettim. Hani normal Tok esnaf olmanın böyle bir avantajı var. Hani beğenmiyorsan PlayStation al orada oyna 100 liraya diyebiliyor PlayStation sana. Yani arada konsol var. Aslında yine exclusive geliyor gibi bir şey. Yani sıfırdan çıkıyor. Hani bunu oynayan oynadı zaten. Niye pahalıya satıyorlar? E kardeşim işte sen oynamamışsın. Bak sen hani soruyorsun sen <laughs> hani millet kafada sıra yani. Talebe göre bu işler şekillendiği için sanki millet şey oldu. E, ben eminim PlayStation'da oynayanlar bir kere daha DLSS desteğiyle daha yüksek frame'ler alabilmek için 4K görüntü kalitesinde çıkabilmek için PC'de bir kere daha oynayan evet. çok insan olacaktır yani. PS5 fiyatı ne kadar şu an? Yada 100 lira mı gerçekten? E, baktık ona, kutuluda 120 TL'ye kadar düşmüş God of War şu anda. PlayStation Only alırsan. PS5 fiyatı ha, değil de PS4 fiyatı var. Ha, PS5 için mesela ne kadar? PS5 upgrade'i gelmedi God of War henüz. Ha, gelmedi, okey. O gelince Yok. ucuz olmaz yani. Onu. İşte upgrade <laughs> için bir 10 dolar isterler ya da 70 dolara çıkarıyorlar artık zaten oyunu yani. yani. E şimdi bu oyunda zaten 50 Euro burada, 50 dolar şeyde ya. 500. Aslında dokar olarak yine iyi fiyat kura göre baktığında 550-600 lira olması lazım. Hı hı. Bence iyi fiyat yani. Oynayamayın içinde de PC'de oynar. Şimdi bak Steam Deck de geliyor. Ya şöyle ee, fiyat yine ha. 399 mu şu anda? Öyle yani iyi fiyat tabii ya bir. Yani zor bir fiyat ama e, PlayStation'da bunu yapacak şeyi var. Yani bu oyun premium bir oyun satacaklar belli ki yani. Yoksa gönül ister ki çıkar 80 TL'den o ayrı. İşin güzelliği şu senden önce de yayında, yayından, yayın dışında konuşuyorduk. Hani Steam Deck gelecek Orada da oynayabilirsin. Artı Series S'e şey geliyor. GeForce Now gelecek. Yani. Geldi. Onu, ha. onu geçen hafta geliyor diye duyurdular. Hemen gelmiş bu hafta. Şey yapmışlar. PlayStation oyununu alıp bayağı Xbox'ta oynayabileceğiz yani. Eee evet. <laughs> evet. evet <laughs> evet. İnanılmaz şey. bir şey bu. Daha doğrusu şöyle. Şu an şu confirmed değil. PlayStation oyunlarının GeForce Now'a geleceği confirmed değil. Ha. Ama. Ha da olmayabilir doğru. Confirmed değil işte ama. Confirmed değil yani. <laughs> Ama confirm değil yani. Neyse neticede öyle da söyleyeyim. Olabilir mesela. de yani. Bir gün ha, olabilir. Diyor, duyuyoruz. Bir şeyler deniyor Duyuyor. yani. Böyle sızıntılar olmuş. Kulağımıza ee, geliyor. <laughs> şey bana o yüzden çok keyifli geliyor gerçekten. Yani aldın Series X'i. Series S'i. Game Pass'ini aldın 30 TL'ye. 600 tane oyun içerisinde. Şakır şakır oynuyorsun. Aa, God of War çekti canın. Hay Allah. Oynayamamışsın mesela PlayStation'da. Gidiyorsun Steam accountundan 300 TL'ye alıyorsun God of War'unu. GeForce namına veriyorsun işte 75 TL mi, 79 TL mi olmuş şu an burada, galiba dolar yüzünden artmış biraz fiyatı. Ee, seri izlesini bağlıyorsun, tak God of hmm. oynuyorsun, seri içerisindeki Edge browser'dan. Yani <laughs> dünya çok farklı bir yere gitti gerçekten ya. Metaverse diyebilir miyiz buna? <laughs> yani, yani evet, yani... Metaverse de diyebiliriz yani çok e, kaynakların birbirine grift olmaya başladı bir yer. Bir daha şey bana çok ilginç geliyor bak. New World, Amazon'un New World MMO'su. GeForce Now'a geldi hemen ikinci, üçüncü haftasında. Evet, sorsan Amazon'un Luna diye kendi streaming platformu var, ses yok. PlayStation'ın PlayStation Now diye platformu var. God of War'lar PlayStation Now'a zaten çıktılar. Şimdi GeForce Now'a geleceği konuşuluyor. Ee, yani GeForce Now biraz tekeller dışı şu anda anladım. Yani kendi mecrası olmasına rağmen ulan GeForce Now'a da koyalım. Çünkü GeForce Now anladığım kadarıyla yani son sayılarını bilmemekle beraber çok ciddi bir kullanıcı base'ine ulaştı. Millet orada görüp de ulan ben bunu oynayayım diye tıkladığından 1 milyon 2 milyon satış getirecekse oyunlara oyundan da iyi para kazanacaklar. için artık GeForce Now ikinci bir yani kendi ana streaming platformu olan mecralar için yeni bir platforma da dönüşüyor sanki. Dönüşüyor yani. Ben de şimdi şeyi düşünüyordum bir yandan. O kadar mobil bir hayata geçebiliriz ki yani. Şimdi zaten bak remote work başladı. Bir tane elektrikli araba alacak parayı remote work'te kazanıp Türkiye'de TL kazanmayıp euro dolar kazanabilirsin uzaktan. Alıyorsun bir tane Starlink alıyorsun. İçinde zaten dijital her türlü şey var ekranın ses düzeneğin vesaire. Oyununu oyna filmini izle müziğini dinle. Zoom'dan arkadaşlarına görüş mobil arabanın içinde yat işte böyle mini bir yatak sistemi de yaparsın. Temiz. İnternet? Starlink'ten alacağız. Çok temiz değil mi oğlum? Vallahi kulağa iyi geliyor abi. Full mobil. Full mobil hayat. Böyle takılıyorsun. Ama bir yandan da konforlusun. İnternetin var, araban yatağın her şeyin hazır. Onun en büyük şartı ama yurt dışından dolarla para kazanan Türkiye'de evet. çalışan birisi olmak. Çünkü ben Aynen. geçen geçen gün gerçekten <laughs> çok meraktan, hiç hakim olduğum bir konu, <laughs> konu değil. Hiç hakim olduğum bir konu değil, çok meraktan Forza Horizon oynuyorduk yayında. Şakasına dedim ki Renault Clio alalım. Hani Renault Clio ile gezelim tamam mı? <laughs> beyaz beyaz Renault Clio aldık. Var yaş vardır ya ben bizim şey diyorum. Evet. İstanbul trafiğinin bitki örtüsü. Yani tabii Ege'ye hepsi... Clio abi. Ege var i̇şte evet şimdi hepsi Renault Clio değil de ama hepsi aynı. Çok birbirine benzeyen böyle beyaz çirkinci arabalar var ya böyle etrafta sürekli gezen. <gülüyor> aldık <gülüyor> onlardan bir tanesiyle Forza Horizon'da oynuyoruz. 70 Ulan bir yerde taklattırdım arabaya. Ulan dedim 70 bin TL'lik araba pert oldu ya falan dedim. Benim aklımda niye oralarda kalmış tamam mı? Chatte koptular. <laughs> ne diyorsun abi 70 bin lira ne? Bir açmak istersen falan. Dedim saçmalama ya bu ayağımızı yerden mil. kessin arabası yani. Ne? 285 bin TL abi şu anda. Evet. 285 bin TL ne ya? Aklım çıktı. Ben peynir fiyatlarından şikayet ediyordum. Arabayla alakam yok. Ya araba işi bitti. abi... O yayında benim çok moralim bozuldu açıkçası. Bugün yatay bakışı dinleyenler de ee... Vallahi morallerini azıcık bozacağım. Benim gibi takip etmeyip araba dünyasını takip etmediği için mutlu olan 3-5 tane nadir insan varsa girdik BMW'nin sitesine. Aha, ya Hiç gücümüz mücümüz olduğundan değil. BMW'nin sitesine girdik. Üstü açık böyle kupeler mi var? Bir şey var. Hatırlamıyorum modelini. 1.4 milyon TL'lik araba tamam mı? Giriyoruz ÖTV sitesine hesaplatıyoruz. Abi arabanın ederi 400 bin TL. 1.4 milyon TL satış fiyatı. Yani <laughs> ülkede deseler ki bir günlüğüne vergi almıyoruz. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne vergi almıyoruz deseler Renault Megane alacak adam BMW alabiliyor. Vallahi Üstü açık BMW spor araba alabiliyor. Bir ertesi gün vergiler tak diye geri gelse herif tekrar Renault Megane'a düşüyor. Yani <laughs> inanılmaz bir fark var abi arada. Ben bu derece hesaplamamıştım. Twitter'dan falan görüp böyle şey diyordum. Lanet olsun bu kadar vergi olur mu ya falan diyordum ama %250 ha, vergiyi evet. görünce BMW'lerin sırtında baya şu an yani PlayStation'da şikayet <laughs> ediyoruz ya biz bir PlayStation kendi bir PlayStation devlete alıyorsun diye. Yüce devletimiz bence orada hoşgörü göstermiş abi arabayı BMW üretiyor. 1 TL kazanıyor. Sayın devletimiz 2,5 TL kazanıyor orada. Ne oluyor? Vatandaş da arabaya binecek. Ne güzel iş lan. <laughs> ne güzel iş ha. Araba araba konusu çok fena oldu abi. Bak ben motor... bin TL araba ha. dedim yine chatte tetiklendiler kudurdular 70 bin araba falan. Benim aklımda ta o zamanın fiyatları kalmış. Kaç ne zamanın fiyatları bu bilmiyorum 70 ama. 70 80 şu anda ikinci el 97 98 model civarı Opel falan oralar Renault Meno belki bulursan. <laughs> Ben abi... motordan örnek verebilirim bizzat kendim de aldığım için. 2014 yılında şimdi biraz kızacak da ama 2014 yılında fuarda motosiklet fuarında 18.900 TL Yamaha pardon 17.900 TL'ye Yamaha MT-07 modelini almıştım. Çıkmıştı o zaman ve bunu krediyle aldım. 3 yıllık krediyle ve aylık kredi ödemem sadece 250 TL'ydi. Motorun şu anki fiyatı abi 97.500 lira. Sen daha ne istiyorsun ya? <laughs> <laughs> sattım tabi ben sonra buraya gelmeden önce de yani <laughs> 4-5 katına çıkmış yani işte abicim ya. zamanında 2 tane 3 tane alacaksınız bunlardan yatırımlık ben diyorum evet. size <laughs> şu an şeyi düşünüyorum şey gerçekten diyeyim. bankadan kredi mredi çekip bir tane Renault Megane falan bir şey mi alsam koyarım kenara 285 bin TL'den alsam seneye 500, 500 400 bin garanti tık satarım 150 bin TL cebime korurum bir şey diyeyim mi aslında temiz araba İşi çok sıkıntılı yani ikinci araba almak o kadar tehlikeli ki şu an ortalığı bok götürüyor yani. Böyle arabanın önü farklı kıçı farklı hmm. onu ona eklemişler şasi numarası değişmiş her şey bozuk falan. O yüzden böyle bir şey yapsan hani e, toplayıp böyle sıfır abi bak ikinci el duruyor bin kilometre kullandık <laughs> deyip satarsın yani. Abi muhabbetlerde normalde şey diye anlatılır ya işte e, uzun vadeli yatırım bir de ölü yatırım falan gibi mesela ara, ölü yatırım dedim mi hep Mesela işte şeyin örneği verilir. Sen bugün bir ev alırsın o ev değerlenir. Daha sonra daha pahalıya satarsın. İşte ev iyi yatırımdır. Otomobil mesela iyi yatırım değildir. Neden? Otomobili aldığın anda o ikinci el kabul edilir. Bir kilometre iki kilometre bile gitsen fiyatı düşer. Çok uzun yol sürmesen bile seneler Güzel geçtikçe, pahalı. seneler geçtikçe modelinin fiyatı düşer. Otomobil sürekli değer kaybeden bir şeydir diye normal ekonomilerde böyle bir kabul ediş vardır ya bilirsin yani normal çalışan evet. ekonomik sistemlerde böyle kabul ediş vardır. <laughs> Bizde yemin ediyorum yastık altı otomobilciliği diye bir şey başlayacak ya. Yani... Var gibi zaten. İkinci ay o yüzden daha pahalı şu an. Yani stok da yok. Hani sen bugün gitsen alamazsın muhtemelen kriyo. Abi zaten alsam yani galeriden <laughs> çıkartmam. Derim ki abi tut. Yani anladın mı? Kap Dursun. galerinin kapısından girdim mesela dediniz ki dedin ki bana sar bir tane 280 bin TL'lik Renault Clio sar dedin. Sarma daha doğrusu. Burada dursun. Ben bunu alıyorum dedim. Hani sertifikası bende. Bunu burada tutun. Her gün yıkayın. Bakımını yapın. Ben size garaj parasını da ödeyeceğim. Öyle satarsın ondan sonra. Bir sene bekle sat. Abi, delilik lan. Delilik delik şey, delilik, oğlum. Tek, bir tek şunu da dercem. Alırsan öyle bir şey orada tutmadan önce lütfen hemen bir ekspertize götürüp onayını al. Çünkü sıfır araba bile hasarlı çıkıyor abi Türkiye'de. <laughs> <laughs> neden alamazsın. Neden öyle bir şey var abi birkaç durum var birincisi taşınırken e, mesela tırlarda taşınırken ya da mağazaya indirilirken vuruyorlar ve bunu değeri bozulmasın diye hiçbir yere işletmeden kendileri çözüyor İkinci konu bazen fabrikadan çıkarken ama fabrika bunu onaylamışsa sorun olmuyor e, boya atıyorlar falan ekstradan bazen de galerinin içinde işte artık ne oluyorsa e, oralarda olabiliyor ve bunları da cover edip satıyorlar. Sonra sen ekspertize e gidiyorsun. Adam diyor ki bu hasarlı. <laughs> sen tarcanlar ekspertize e düştün galiba. Oh tabii ben iki senedir izliyorum ya. Tarcanlar, tarcanlar ve selamlar <laughs> Seviyoruz Çünkü kendisini. ben araba muhabbeti yapınca herkes şey dedi abi Tancan'la Günhan Tarcan'lara düştü sen de gir falan filan diyorlar. <laughs> ya hiç bildiğim konular değil ama yani bana da şuradan denk geldi. Ben Forza Horizon oynuyordum yine. Yani ben artık şeyden sıkılmaya başlıyorum abi. Artık dedim bir son bir senedir şikayet ediyorum da. Oyun oynuyorum ben tamam oyun oyun. Konu geliyor. Vay abi <laughs> taklattırdın araba 285 bin TL. Ya yemin ediyorum bozuklukla <laughs> yemin aldım ya. Et. Forza Horizon'da gerçek arabaların yanında bozuklukla alıyorsun. Clio'dur, Milio'dur. Hani şakasına. Hani Clio ne yapıyor? Forza Horizon yarış oynuyor. Ya Clio'nun ne işi var Forza Horizon'da? Şakasına koymuşlar. Hani bu da, bu da bulunsun diye koymuşlar herifler belli ki. İkisi falandır belki canım. Ben oynamadım da. Onların abi ne olacak? Yanında duruyor. Maserati duruyor. Lugolati duruyor, Chocolati duruyor. Bilmem anladın mı? Basıyorsun 500 800 vuruyor araba. Uçacak kanat taksa. <laughs> Clio'yu da koymuşlar. Mini Cooper falan. Hani onları böyle tatlılığa koyuyorlar. Hani varsa hani modifiye etsin, fotoğrafını çeksin falan filan <laughs> gibi. Tatlışlık olsun diye koyduklar araba 285 bin TL falan dendi. Açtım Renault sitesinden baktım. Şok oldum. Neyse bu böyle bir bu da böyle bir anımdır yani. Bunu anlatmak istedim. Cehaletimin cehaletimin bana verdiği küçük şaşkınlığı sizlerle de paylaşmak <laughs> istedim arkadaşlar. Büyük saçmalık ya. <laughs> Onun dışında e, şu haber çıktı bugün. Tam yayına girerken Discord'ta Discord'da paylaşmışlar. Ee... Doctor Strange'in aslında çekimleri bitmişti galiba ama yeniden reshoot edilmeye başlanmış. Multiverse of Madness'ın. Ve şöyle bir dedikodu var. E, Van'da fazla e, evil ve vahşi olmuş. Çok kanlı olmuş. Bunu kısacağız. Yani bir de birkaç da Farklı easter egg karakter ekleyeceğiz. Artık böyle var ya o Madness Harbiden Madness ama hani böyle iyi bir Madness olmayacak gibi bir his var şimdi. <laughs> Ortalık karakter çöplüğüne dönecek. Ee, valla üzüldüm evet ya keşke şey olmasaydı. Ee, yani şöyle Sam Raimi Multiverse of Madness yapıldı, yapıyor de, de, dendiğinde Açıkçası Derin benim işte. gözümde ya da kafamda Spiderman'i çeken Ya da Spiderman 3'ü en azından çeken Sam Raimi canlanmıyor. Evil Dead Sam Raimi kafama geliyor. Multiverse of Madness'ı o yönden yaklaşırsa çok güzel yapacak bence herif. Ee, Spider-Man gözüyle yaklaşırsa zaten Sam Raimi'nin spider yani sevmediğimizi konuşmuştuk daha önce. Ee, ya demek ki yapmış adam. Kanlı gürültülü girip de Marvel'ın kısma ihtiyacı duyacak seviyeye getirdiğine göre. Release the Raimi kat yani gerçekten görmek istiyorum ben. Kanlı gürültülü olsun Eliyle havayı büküyor ya bu kız 3-5 kişiyi havaya bir parçalasın bir görelim artık bunu. Ya bu Marvel 20 senedir film yapıyor. Marvel ilk izleyen çocuk 5 yaşındayken seçipti geldi 25 yaşına. Artık salın <laughs> bu muhabbeti, millet büyüdü ya Marvel izleyiz, izleyiz. Abi zaten yani çizgi romanlarda zaten yeterince ya kimler ne oldu? Kaptan Amerika bile e, Hydra oldu yani. Bu neyinden korkuyorsunuz abi artık? <laughs> Korkacak, e, çekinecek bir yanı mı kaldı yani? Zaten Bugün düğünde bile 18 yaş sınırı gelmiyor çünkü zaten yeterince kan akmıyor bilmem ne. Ya. Bunlara tam dikkat ediyorsunuz da bunu artık zorlamasınız mı acaba ya? bilmiyorum. Düğünde hiç kan akmıyor ya bu arada. Akmıyor işte onu diyorum yani. Bir yerde kız elini kırmızı boya basmış onun dışında bir şey yok yani. Ya yok aynen bir de yandan minik bir kafa görüyoruz yani o kadar. Çünkü takılmak istemiyorlar yaş sınırına artık hmm. orada niye takılmak istesin. Bilmiyorum umarım iyi çıkar ya. Biraz tat kaçırdı bu. Ya o filmden ben umutluydum açıkçası ama. Valla beni Spider-Man Going Home mu? Coming From Another Earth müydü? Filmin ismini hatırlamıyorum da. Onunla ilgili en çok tat kaçıran şey Venom. Bunun ikinci filmi oldu. Biraz sonra Bak. konuşacağımız üzere. Venom <laughs> var mı gündemizde başka bir şey? Hızlıca Venom'a geçelim mi ya? Abi bir de şey var onu da hemen söyleyeyim. Ee, T-World vardı ya hatırlıyor musun? T-World. Türkiye'nin süper kahraman evreni. Bildin mi? Bunu konuşmuştuk böyle aylar önce. <laughs> Yo. ya Hatırlamamışsındır. Okey. Ya böyle bir evren kuruyorlar ya Türkiye'de. İnan inan şey i̇nanmışlar. Şey sayfası mı? Onların gö Göktürkleri varsa bizim de yok. Evet, Onların evet. Batman'i varsa bizim de Göktürklerimiz var dünyası mı? Yani bu daha böyle süper kahraman olacakmış. Marvel'a DC'ye rakip olacakmış. Ee... <laughs> Hadi bakalım. Bülent Turgut Raif İnan ve Erdal Bozkuş varmış da ben yani çok hakim değilim ama işin ilginç yanı e, Bobby Roth e, yönetmen belki duymuşsun bu Prison Break'i ne bileyim işte Shield'da falan yönetmenlik yapmış. Dizi yönetmenliği yapan bir abimiz bu. Okay. Aslında öyle kendi yaratıcılığı ne kadar var çok bilmiyorum ama hani bu dizilerde yönetmenlik yapmış. Bunu getirmişler başına. Bayağı gel baba sen çalıştık ki kendisi daha önce Türk dizilerinde çalışmış bu arada. E, Sultan'ın kalbi mi? Gönlümden sultanım öyle bir şeyle çalışmış. Bilmiyorum biz bu işe inanmışız. T-Word geliyor. Umarım bu çıkar ve bize de konuşacak ekmek çıkar. <laughs> Eğleniriz yani konuşurken. T-Word da biraz yanlış bir isim seçimi olmuş da. Porno <laughs> kategorisi gibi olmuş da. Neyse şimdi. <laughs> dur abi uyandırma dur. <laughs> Aynen. Bu isimle çıkalım ne olur çıkalım. Bu isim güzel isim olmuş. Çok eğleneceğiz. Böyle yani zaten çok da bir gündemimiz yok. Ee, var abi olmaz olur mu? Venom 2 filmi gösterime girdik. Konuşmayacak mıyız Venom 2'yi ya? Venom Venom. Bugün niye Venom Venom şarkısı yoktu ya? Ben ona üzüldüm. Ben istiyordum Venom Venom bir daha dinleyelim. Yani... Yeni şarkı yapmış Eminem. Evet o hiçbir özelliği olmayan bir şarkı vardı. Evet. Evet, Eminem ikinci... olduğunu şarkının sonunda anladım. Evet birinci şarkıdan kötüydü. Tıpkı Venom 2 filmi gibi. Venom 2 filmini konuşalım. Evet. <laughs> <laughs> Oğlum benim 2 ile ilgili notlarım o kadar az ki. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satır. Yani normalde ben 10 sayfa falan not tutuyorum. <laughs> 7 satır notum var. Abi ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Ben Venom 2'yi konuşalım konuşalım deyip durmamın sebebi şu. Venom 2 ben hatırlamıyorum. <laughs> Bak. Daha e dün izlemedin oğlum? 2 gün önce mi izledin? 2 gün önce izledim. Ben Cuma günü gittim Dion'u ilk gösterimde izledim. Cumartesi Hı -hı. gittim bir daha izledim. Cumartesi arkadaşlar dedim ki Vedat ve Yücel vardı bizim ağlar dedim kusura bakmayın benim iş durumları Venom 2'ye gitmem lazım gelmek ister misiniz dedim. Siktir dedi. Öyle bir çektiler gittiler ki hep yap yapayalnız kaldım sinemanın ortasında hiç eşim dostum yokmuş onu ah, görmedim. kardeşim ya. Sen olsan, olsan gelirdin gelirdim. ama bak sen olsan gelirdin. Ben gelirdim. Ee, bıraktılar beni orada kuş gibi Venom 2'de geleceğiz lan bırak lan falan dip bayağı kalktılar gittiler. <laughs> Neyse girdim ben de Venom 2'ye. Dolu muydu salı? İlginç bir şekilde evet genç grupları böyle gelip 6'lı 8'li biletler almışlar. Yani şey arkadaş grupları halinde gelmişler hani kızlı erkekli evet. gruplar böyle tam hafta sonu arkadaşlarla gitmek film zannetmişler yazık belli ki. Ee... yani Venom Venom iki şey gibi bir film daha böyle yani şey gibi mesela yolda yürüyorsun böyle. Abi de çok sert omuz atıyor sana böyle tamam mı? Dönüyorsun böyle. Ne yapıyorsun lan? Sen ne var lan? Ne var? Ne yapıyorsun falan diyor. <laughs> Yürü lan falan diyorsun böyle. Dönüyorsun vur, vur, gidiyorsun. Sen vur. Tamam, Hayır, tamam. yok. Dönüyorsun gidiyorsun sonra tamam mı? Tamam. Aa kodum falan diyorsun. ki küfür ediyorsun. Beş dakikayı unutursun ya olayı. Evet. Benim benim için öyle. Ben benim benim beynim benim ikiyi almadı abi. Böyle şey oldu. Hani baktı böyle. <laughs> bunu mu dedi? Bu 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 yani. İki kere Dune izledim lan ben bunu, bunu mu konuşacağız şu anda? Dedi. yani bazı bulanık sahneler hatırlıyorum benim iki ile ilgili. Ee... Yani abi benim diyeceğim ben yönetmenden gireceğim ya biraz zaten filmle ilgili gerçekten konuşacak ne var hiçbir fikrim yok da. Ee, Andy Serkis ya Andy Serkis'in yönetme, yönetmenlik yapmaması gerektiğini Hobbit'te anlamalıydık yani <laughs> şimdi Hobbit de resmi yönetmen değil biliyorum şimdi ne alaka falan. Yani Peter Jackson çoğunlukla kamerayı bıraktı belli bir noktasında filmi. Ve ortaya çıkan şey ort yani. Konuşacak hiçbir şey yok üzerine. Ee, evet, evet. Onun tarafında story tarafında Tom Hardy de var. Tom Hardy'nin de artık yani birkaç iyi filminin yüzüne hürmet seviyoruz. Bugün ne oyuncuları gömüyoruz? Yani Keanu Reeves gibi bir starın iyi oyuncu olmadığını konuşuyoruz. Tom Hardy de kusura bakmasın hani son 3-4 gündür götüm gibi oynuyor. Yani iyice dolandırıcılığa girer artık. Bu tamam kardeşim paranı kazan da dolandırma bizi de ya. Andy de al yanına gidin bir kafe mafe açın Yunanistan'da işte. Bir şey söyleyeyim Evet yani, yani Andy Serkis'le Tom Hardy bayağı kredilerini bitiriyorlar ya. Yani böyle gözümün önünde şey oluyorlar böyle aniden NFT satmaya başlamış yaşlı komedyen gibi yaptılar kendilerini böyle anladın mı? <laughs> NFT işini de anlamamış yaşlı komedyen diyor ya iki bilet satayım benle bir sinemada oturun beraber konuşalım <laughs> falan diye NFT satıyorum diye niye sattı belli olmayan komedyen abimiz böyle bir adam çıksa mesela aniden. İyice Andy Serkis Tom Hardy ona çevirdiler kendilerini ya tamam siz bu işten para kazanıyorsunuz da biz severdik sizi ya abilerimizdiniz ya ne bileyim sevdiğimiz insanlardınız niye böyle yapıyorsunuz yani. Şu an Bert Günhan'ın taklidini yaptığı sinirli adama dönüşeceğim ama Tom Hardy'yi severdim ancak. <laughs> Artık hayvandık bu yani. Yuh falan diyor. Ancak benim filmiyle yaptıklarından sonra kendisine olan tahammülüm sıfır noktasına geldi. Lütfen sizleri seviyoruz. Biraz kendinizi çekiniz ama bunu hissettim evet. ya filmi izlerken. Ne yapıyorsun? Yani Mad Max'te oynayan adamsın. Dunkirk'te oynayan adamsın. Sen Drive'da oynayan adamsın ya. Ne yapıyorsun? Abi? Drive'da galiba öteki oynuyor lan. Drive değil pardon. Neydi? Lock Lock pardon. Lock, ha, okay. lock'da. Lokta orada da araba sürüyordu herhalde orada. Hmm. Yani ee, vallahi Tom Hardy'nin oyunculuğunu ben ağzımla kaç kere övmüş insan utandım ben ya. Abi ben çok utandım ya filmde. Yani başkasının cringe'ini bir yerden sonra izleyip TikTok'taymışım gibi hissettim ya kendimi. Anladın mı? <laughs> TikTok'a böyle ben TikTok'a hiç girmiyorum. TikTok'ta ne olur Reddit'ten görüyorum. Hali Reddit sürekli TikTok'un ön kötü örneklerini atıyor bu arada önümüze. Vallahi 200'ü var abi bu arada. Bir de seksi yüzü var. Yani ha, bir normal bir Ha bir de Yani. E, leş tarafını görüyorum ben de sürekli. Vallahi sonunu getiremiyorum bazı TikTok videolarının. Beynim kapandı ya benim iki izlerken bir yandan bir yerden sonra. Ben dedim Aha. şeyim. Hoşça kalın dedi bayağı beynim. Yani ben dedi almıyorum bunu. Sağ olun dedi. Uyumamışım daha bak izledim gerçekten filmi. Bir takım sahneler hatırlıyorum. Mesela Elini ısırdığı sahne hatırlıyor musun? Çok kritik orası bayağı. Abi şeyi hatırlıyorum bir yerde Tom Hardy duvara bakıyor bir parça bir şey görüyor sonra eve gidiyor. Sonra iki, iki kalem alıp ha. <gülüyor> 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 diye böyle iki, iki kalemle beraber kocaman bir kağıda bir resim çiziyor. Ama bayağı <laughs> falan gibi efektlerle yani literally 6 yaş grubu burada böyle <laughs> diye sevinsin diyor öyle bir sahne var. Ondan sonra ne çizdiğini anlamıyor. Ne çizdik Edi bak diyor. Edi diyor. Herhalde Picasso oldum ya diyor. Ha seni aptal anlamadım diyor. Onu keyifleniş çeviriyor böyle. Komedi bu bunlar çocuk film hareketleri. Çocuk filmi hareketleri bunlar. Şey oldum yani. Aa. E Pixar's Venom yani hani Pixar's bile değil daha doğrusu hani Pixar gibi gözükmeye <laughs> çalışan ucuz ucuz stüdyoların yaptığı çocuk animasyonları vardır ya böyle TRT's Venom yani anladın mı? Hani böyle <laughs> Ne yapıyorsun abi sen eşek kadar adamsın senin bir yönetmeni yok mu senin yönetmen Dendi Serkis. 3 film boyunca maymun oynamış adam hiçbir bilememiş bu işleri maymun oynamaktan kötü mü oldu Dendi Serkis ne yaptı ben anlamadım ki. Yani. Yönetmenliği çok kötü ya. Abi şok oğlum şok. Bak bunlar gerçekten yeminler ediyorum. Spongebob'la Patrick'in konuşmaları gibi ya bütün film. Spongebob'la Patrick <laughs> ya bunlar. Spongebob bak diyor bu işi çözeceğiz diyor. Tom Hardy gerizekalı taklidi yapıyor oyunun şeyin yarısında. Ya Eddie Brock aptal bir karakter değil. İlk filmdeki Eddie Brock bile aptal bir karakter değil. Burada aptal yapmışlar iyice karakteri. İlk film bunun yanında iyi kaldı lan harbiden ya bu. Abi bak biz atıyoruz ilk filmi konuşurken zaten şunu net koymuştuk ya. Yani Spider-Man olmadan zaten Venom olması baştan bozuk. Şimdi mesela ilk filmde bir şekilde bir şekilde yedi bir şeyler döndü. Origin, Morphin yedi, tamam mı? Yine kötü. Yemedi abi, yemedi ya. Hayır. hayır onu yedi bak. Bunu hayır, kabul bak. Etmiyorum. hayır hayır şöyle Şöyleydi abi. Bak ilk filmin teknik olarak senaryosu vardı. Yani bir orijini vardı, bir karakterin bir amacı vardı ve bu amacı işte Venom dahil oluyordu ve bitiyordu. Burada kim abi bu herif? Edinburgh. kim? Ne yapıyor bu herif? Mesela ben bu filmi açtım. İlk filmi bilmiyorum. Ne yapıyor bu adam? Bir tane adam Ga işte abi. Gazeteci değil mi bu herif? Ne yapıyor oğlum bu herif? Niye hapishaneye gidiyor? Niye seri katil bunun elini ısırıyor? Niye gidip resim çiziyor? Bir anda bulduğu tonlarca cesetten sonra ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Amına filmde ne oluyor? Küfür <laughs> ettim bütün film. Ne oluyor oğlum bu filmde? <laughs> kim oğlum bu insan? Venom ne? Yani karnıç niye çıktı? Adam bir bunun sevgilisi var bunlar niye orada bu onun niye sevgilisi niye bu kadar birbirine bağlılar duvarın arkasından çok kapandık diye mi mutlular onların motivasyonuna ayrı sıçayım yani sırf o abi inanılmaz sırf bak sırf hapishaneden o karnıç kafası 3D perdeye vuruyor ya sırf ha. onu yapmak için karnıç koymuşlar bu filmin adını karnıç falan diye vuracak o kafa diye. Ha bu arada şunu söyleyeyim bir hayatıma gittim ben kaliteli 3D sinema gittim burada doğru bir 3D'ye gittim. İnanılmaz hmm. iyi gözüküyordu. Yani tekrar buradan sinema sunma sallayacağım. Hizmet verin. Yani böyle o karnıç kafası falan güzel gözüküyordu ama bana ne karnıç kafası. <laughs> Allah senin söylediklerinden sonra ben söyleyecek çok bir laf bulamıyorum ya. Yani <laughs> kalbimden geçeni çat diye söylediğin için. <laughs> Kusura bence bakmayın ki... küfür de ettim ama ya He, özür dilerim. Bence derim. ki sabah beri nasıl küfür etmeden bu filmi izah edebilirim diye düşünüyordum ama... Yok edilmiyor abi yok yok öyle bir şey yok ya. Abi şey sahnesi var ya. <laughs> ya ben bunu sonradan şöyle anladım abi şöyle anladım. Çıktıktan sonra geçtik akşama yayına geldim. Başımda bir ağrı var inanılmaz benim izledim diye. Herhalde beynim travmayı baskılamaya çalışırken aşırı efor göstermekten baş ağrısı gibi. Hormon tutmuş böyle. <laughs> aynen aynen beyin böyle yaraları kapatıyor anladın mı? Oraları böyle tedavi ediyor falan benim gördüğüm kısımda falan tedavi ediyordu. Yani abi benim sabah kahvaltısı hazırlıyor Eddie Brock'a ya. Şarkı söylüyor ya bir yandan. <laughs> Falan yapıyor. <laughs> böyle işte O kadar utandım ki. O kadar utandım ki ya. Ya dedim ne yapıyorsunuz ya siz? Ne oluyor ya dedim. Çok utandım abi yemin ediyorum utandım ya. Böyle oldum böyle oldum. Bak sinema salonunda şöyle oldum. Bunu hatırlıyorum. Böyle küçüldüm ya. Böyle küçüldüm. Eridim su gibi gidecektim ya ekranda. Ya biz burada... gibi çıkıyorsun değil mi böyle? <laughs> Arkadaş biz bu çizgi romanda bunu okuduk, bunu sevdik. Bu sevdiğimiz bir karakter bir de ya bizim. Hadi hadi Tom Hardy'nin kariyerini geçtim anladın mı? Hani Tom Hardy kendini bitiriyor geçtim. Ulan Venom bizim sevdiğimiz korkulacak güzel karizma bir karakterdi ya Venom. Ulelek ulelek filan <laughs> Pastırma falan yapıyor benim. Ne yapıyorsun sen? Ateşte ölmüyor muydun sen? Niye pastırma yapıyorsun sen tavayla mavayla falan? Uzaylı. Haberi de yok hiçbir şeyden. Bir de şey var. Senaristin e, ben de bir şey söyleyecektim şimdi söylemedim de senaristin sıkıntılı birisi olması var. E, bütün film meğer venomlar yüksek sesten zarar alıyorlar. Onu öğreniyoruz ya biz. Devamlı ona gidiyoruz. Ha, o yüzden yüksek ses çıkarabilen kız koymuşlar bir tane. bağırıyor falan. Ama o kız dışında hiçbir yüksek ses kimseyi etkilemiyor. Carnage'la kız habire patlamaların arasından geçiyorlar. Bam araba patlıyor sirenler, ambulanslar, polis, silah sesleri, çatışma. Hiçbirisi, hiçbirisi karnıcı etkilemiyor. Onlar çünkü sessiz sessiz. Patlama mesela bile pif, falan diye patlıyor herhalde o evrende. Ama hanım abla ağzını bir açtı mı vay, ışığı verdi mi herkes dağılıyor. Ya arkadaş helikopter geliyor helikopter ya. Ulan helikopterden evet, daha gürültülü olmuş ne var ya? <laughs> helikopterden daha gürültülü ne var? Ne yaptınız ya siz? Helikopter ya bu. Helikopter pata 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 geliyor. Oradan böyle bakıyor helikoptere şey atıyor falan. Ya yüksek ses konusunu anlamadınız mı siz? Yani fizik fizik bir de bilir. Hayat bilgisinde mi okunmadınız? Fen bilgisinde mi okunmadınız ilkokulda ya? Hiç helikopter de mi duymadın ya hayatında? Duyulmuşsundur lan bir helikopter hayatında. Nasıl yazdınız? Nasıl çektiniz? Nasıl oynadınız bu filmi ya? İnanılmaz bir şey ya. Bir de peder esprisi vardı filmde ki sen görmedin. Peder? Abi Türkçe altyazılarda karnıç Venom'a peder diye hitap ediyor. Babaya peder denir ya argoda böyle. Peder Aa. nasılsın? Peder ne yaptın falan. hani? Peder ha. peder. Biz de diyoruz ki Allah Allah ne ilginç çeviri. Baba da geç işte yani. Niye öyle? Hayır bir sahnede yandaki pedere peder diye tane. Peder seni öldüreceğim diyor benim ama. Yanda peder var hakikaten. Peder ay ay beni öldürmeyin diyor. Kardeşin ona diyor ki yok lan sen değil bu peder diyor. Kapatmış kapıyı. Kapatmış <laughs> <laughs> kapıyı. <gülüyor> Yani Oy. <laughs> Ziya Şengi fıkrası gibi bu neymiş ya? <laughs> 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 ben onu görmedim evet yani o espri de gülmemiştim zaten neyse. <laughs> espri zaten Abi. çok kötü. Espri çok kötü. Ama Türkçe çeviri yapanlar da ciddi alıp koca film boyunca Venom'a karnıca peder peder diye şey gibi mükremin çıtır gibi oradan böyle peder çekiyor Venom'u. çok komik ya. <laughs> ya. Peki bu filmdeki aksiyonlara ne diyeceksin? Mesela ilk filmde mesela bir motosiklet sahnesi vardı. Bir böyle sisli bir kapalı alanda böyle bir Venom'un askerleri dövdüğü bir sahne vardı. Hey falan gibi böyle konuşmuştuk hatırlıyorum. Bundaki ilk aksiyon sahnesi Venom pardon Carnage yolda giderken sağ şeritte sakin sakin kurallara uygun giden arabayı diliyle aşağı atıyor. Hani hiçbir şey yok. Hani bir aksiyon yok. Sonraki aksiyon sahnesi de o binanın önüne gelenleri böyle içine toplayıp böyle etrafa şey atıp onu da böyle yarım yırtık yapıyor. Bir şeyler yapıyor. O kadar. Yani hadi bak hiçbir şey yazmadım. Bari bize full aksiyon var. Yok. İki karakter arasındaki çatışma ne? Belirsiz. Ulan bari bütün film Woody Harrelson izleseydik de Hani iki karakter bir böyle bir çatışsaydı da sonunda karnıç olsaydı da bak şimdi güç. Ki bak klasik Spider-Man hikayesi abi bu. spider bütün düşmanları böyledir. Film, film boyunca gider gider gider. Sonunda kötü olur. Onunla kapışır. Ulan onu da mı düşünmediniz? Yaptınız lan yüz kere yapıldı bu. Bu derisini bağlamışsın. Ne bu derisini bana karnıç yapıp bomboş izletiyorsun. Sonunda olsun karnıç girsin birbirine. Tamam işte en azından bir şey olurdu yani bir şey olurdu bir film olurdu bu film değil. Yok yok bunlar dediğim gibi yani TikTok yani hani eskiden diyorduk ya YouTube jenerasyonu yani ha onu diyeceğim. Döndüm canlı yayında şeye baktık abi. Böyle GTA 5 modları var ya Recep İvedik'le Venom yarışıyorlar falan. Aa, Spider. Yani o tayfayı yapmışlar belli ki. Yani şey tayfa bunlar böyle. Venom ne yaptın lan? İyi misin benim İyiyim abi. <laughs> ben de Venom'um abi. Be. Aferin lan benim. Seni beğendim ha. <laughs> falan hani böyle Recep İvedik'le Recep İvedik taklidini de yapamadım ama hayatında o da eksik olsun. Recep İvedik'le Venom'un aynı arabada yarıştıkları falan böyle GTA videoları var. Türkiye'de de var bunlar. Global'de de çok popüler. Bilmeyen baksın da bir beyin tokatlaması da oradan yaşayın. Muhtemelen bunları izleyerek büyüyen tayfaya Way! işte Tom Hardy ne yapıyorsun lan falan gibi böyle bir Venom yapmışlar yani. <laughs> Zafer Algöz de sevmiş ya karnıcı. Çığa. Benim ne yaptın lan? Falan buralara doğru gidiyor artık yani. Parodinin gök deliğinden çıkmış gitmiş artık eser ya. Hani kendi kendine parodisi olmak gibi bir tabir kullansam yemin ediyorum fazla kalır buraya yani. İnanılmaz inanılmaz bir şey ya. Yani hayatında bir doğru düzgün Spider-Man öyküsü okumuş doğru düzgün bir Venom çizgi roman okumuş birileri için gerçekten sıkıntılı bir sıkıntılı bir eser ya. Korkunç ya. İnanılmaz abi. Gerçekten inanılmaz. Ve şu anda box office'ine bakıyordum. E, 350 milyon worldwide yapmış bile. İlk çünkü, film 850 milyondu. Çünkü Venom'u böyle izleyerek büyümüş ciddi bir tayfa var bütün dünyada. Lan Venom ne yapıyorsun Falan tarzı. Venom, Venom öyle biliyorlar abi. GTA 5 derece bebedikle güreşen birisi diye biliyorlar Venom'u. Onların bildiği tanıdığı Venom bu. Z kuşağı, aslan parçaları ya. Koç ya bunların her birisi. Hey be. Hadi aslanlar ya. Kurtardınız. Peki şeye ne diyorsun? Memleket. Hadi bakalım. Hey. Ve, Venom böyle yukarıdan düşerken böyle Meksika dalgasıyla Venom'u birbirlerinden <laughs> Bak bak oradan atıyor böyle Venom'u. Hop böyle yapıyor. Öbür ve adama gidiyor. Oradan kadına geçiyor. <laughs> Elden arkadan Venom vermeyen kalmasın kardeşim vere. Böyle... <laughs> Elden ele Venom uzatıyorlar gerçekten ya. Arkadaşlar bunu izlemeyin. Zaten bu filmi izlemeyin. Bu filmin hakkı korsan bile değil. <laughs> bu filmi cringe olmak istiyorsanız Korsan'da izleyin sinemaya ne olur bu filme bir para daha verip de bu filmin üçüncüsünü gelmeyi garanti etmeyin ne olur ya. Ama artık giden gitti zaten biz bir hafta geç konuştuğumuz için ben yine de ama bu sahneyi anlatmam lazım Fancan'ın bahsettiği sahneyi. Çan çalıyor arkadaşlar çan var ya meşhur Venom'un çanı vardır herkes bilir Venom'un sahnede illa çan çalar. O evet, çan çalıyor Venom'la kardeş böyle ayrışıyor hepsi hostlarını terk ediyorlar. Hop Venom tükmük gibi aşağı düşmeye başlıyor ama Tom Hardy'nin de dengesi bozuluyor. Tom Hardy de böyle ay ay, ay diye düşmeye başlıyor aşağıya doğru. <laughs> Ama benim bakıyor Tom Hardy düşünce kafası beyni patlayacak çünkü kuleden düşüyor. Eyvah diyor ne yapayım diyor. Girmiş giriyor böyle arkadaşlar orada böyle de ipten tutulmuş şey var. Ee, sarı kızla sevgilisi var doktordan. Hop onun elinden zıplıyor ondan böyle dedi, onun vücudundan geçiyor. Onun ayağından doğru geçirip kızın vücuduna benimlanıyor. Oradan da ulelek, ulelek ulelek diye geçip kızın vücudundan Meksika dalgasıyla kendini kerkindirip havada şeyi tutuyor. Tom Hardy'nin karakterini tutuyor. Onu Venom'la sarıyor ki ölmesin çocuk diye. Öyle evet, olmaz ya. <laughs> Nasıl ya ben bu sahneyi ya. görmesem daha mutlu bir hayatım vardı yani. Allah benim için en iyi karnı şu yerlaması o. Yam yam nine vardı ya röportajda kızın elini sürüyordu böyle. Nenemiz 110 yaşında diyor. işte anlat nene falan diye nene böyle elini <laughs> hatırlıyor musun onu? <gülüyor> Hatırlıyorum. <gülüyor> En yani güzel karnıç uyarlaması o benim için ee, ben onu aç, arada açıp izliyorum hem daha kısa bir buçuk dakika falan sürüyor Ay. size de öneririm yani bu filmle vakit kaybedeceğinizi onu <laughs> izleyebilirsiniz. Vallahi yani Venom diye bunları izleyen arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar ne olur gidin iki çizgi roman okuyun gerçekten bu karakterin keyifli hikayeleri var bu bir karakterdir Marvel evrende böyle bir şey değil yani ne diyeyim ki ben size ya bu korkun, korkunç bir şey ya bu. Bir de tabii bak orada aktarıyorlar. Bir de Venom bir yerde çıkıp gidiyor. Geziyor. Onu atlıyor, bunu atlıyor. Partiye gidiyor. Partide mikrop yapıyor. Halka karışmaya çalışıyor. Kabul görmeye çalışıyor. Ana karakterin olmadığı bir yerde kendi dramasını yaşıyor. <laughs> Eddie Brock'ın haberi yok bu. Orada üzülmüş falan. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Çinli teyzeye giriyor falan. Çin'de çünkü ha, evet. çok izlendi film. Bu kadar. Çin'de çok filmi çok izlendi. Hemen demişler ki Çinli terziliği parlatalım. Çinli teyzeye girelim. Çinli teyzeye ekstra sahne çekmişler. Benim Çinli teyzeye de giriyor iki dakika. Hoppa ben şimdi Çinli teyze oldum falan yapıyor. Niye? Çin'de çok izleniyor diye. <laughs> Türkiye'de çok izlense Recep İvedi'ye girerdi. Bak yemin ediyorum sana. Çağırır hadi Şahin Bakarı. günlük bir milyon dolar verirlerdi. Bir gün bir gün orada. sete geliyor. O arada bakkal. Lan Recep, benim ne yaptın lan? lan diyor. Oradan böyle bir sahne. <laughs> Hemen iki dakika Recep İvedi'ye dönüşürdü. Üç gün sonra Polonya'da çok izlensin Witcher'a da girer. Yani böyle bir film abi bu TikTok ya bu. TikTok yani. Ya bu arada yani ben kredisi de yani izledim şeyde genelde oturuyorum sinemada baktığımda. Bir e, VFX ekibi var yani hem dijital hem şey. Yani emeğe yazık ya. Yani yüzlerce insan çalışmış. Bak güzel herkes parasını kazanmış. Emek var emek. Herhalde. Hani yok emek vardan değil abi. Yok, var. Harcadın. Emek var abi hayvan gibi CGI var. Var yani. Var var. Hani ha, evet evet. Hani ben geyik olarak söyleme diyorum. Yo, yo. Hani ben şeyden hani cidden var. Hani bak şu işin dijitaline harcanmış emeğe yazık cidden. Yani şunu al düzgün bir yerde kullan iş yapar yani. O kadar insan çalışmış. Güzel bir şey çıkarmışlar ortaya. Yani sesiyle Venom'un hareketleri, Carnage'ın işte o vücudunun parçalanması. Ya bak bir de şimdi ya bunlar güzel olmuş ama burada bak tonu da belirleyememişler. Fragmanda ben yanlış hatırlamıyorsam Karnıç ilk o adamın ağzına tentakılını soktuğunda bayağı uzundu orası. Fragmanda bile daha uzundu. Onu kesmişler. Aa acaba çok hentai mi oldu falan mı dedi artık bilmiyorum. Hani bari vur on, 18 yaş vur patla ona da yemiyor. Hani sertlik de yapamıyorsun ama adamın ağzına sokuyorsun. Vücut bütününü bozacak kadar ileri gitmişsin. Ama o da bir yarım yırtık. Yatıcı ya, vahşi olmuş. de değil ama vahşi gibi de. Tabii tabii. Ha, yeah. ya ya peki yani. peki Carnage'in çok hızlı kendi etrafında dönerek fırtınaya dönüştüğü sahneye ne diyorsun? hayır <laughs> <laughs> unutmuştum ben onu. <laughs> Unuttun değil mi ya? Tazmanya <laughs> canavarı gibi de değil arkadaşlar. Bakın bu filmi izlemeyin ama olur da izlerseniz. Carnage kendi etrafında çok hızlıca dönerek rüzgara dönüşüyor arkadaşlar. Fırtınaya dönüşüyor. Geçme yanımdan tadarsın rüzgarımdan falan Daha uçuyor abi. böyle rüzgar oluyor artık bir, karnı. Çok hızlı dönüyor kendi etrafında. Ya artık şey oldum yani. Hani böyle siktir git dedim artık yani oğlum. <laughs> hani gerçekten ya bu nedir ya? Ya insan insan aklına hakaret gibi filmler çekiyorlar artık. Yani ne diyeyim yani. ya? Ağzını bozmadan anlatamıyorsun ki artık ya. Kendi yani. etrafında çok hızlı dönerek fırtına çıkarıyor. ama bak. Ulan ne izliyoruz ya biz? <laughs> tazmanya canavarı mısın ya sen tazmanya canavarı bile etrafını o kadar sarsmıyor bu bayağı bir hortum çıkarıyor polisler polisler kapılıyor içine yani böyle şey yani kasırga çıkarıyor yani anladın mı millet böyle <laughs> aaa filan diye rüzgarına çekiliyor böyle bir tane dayı var dayı böyle demirleri tutuyor zor tutuyor demirleri <laughs> benim ka kardeşin kasırgasına kapılmak için artık tutamıyor kardeşin kasırgasına kapılıyor abi sen F5 kasırga mısın sen el, el torino musun sen giriyor her Los Angeles'a New Orleans'a her de bir giriyor ya <laughs> Milleti demirlerinden koparıyor oluyor. Kasırgaya dönüşüyor. Bir kere. Bir kere dönüşüyor. Sonra da duvarı kırıp çıkıyor dışarıya. Ulan rüzgar okay. olursun sen çıksan camdan falan. neyse. Yok o yaratıcılıkta hiç yoktur abi. Aksiyon o kadar yani. E, o yüzden <laughs> diyorum o yemek harcanmış. Çok daha iyi aksiyon çıkabilirmiş. Bir de ben şeye takıldım. Bu Eddie Brown kaç motoru var ya? Motosiklet seven biri olarak yine. Başta farklı motora biniyor. Aa. sonra ha ilk, ilk ilk bindiği motorla sonradan bindiği Venom'un parçaladığı motor farklı abi. İki farklı Ducati onlar. Adam motosiklet koleksiyonu mu var. Ne yapmış anlamadım ki. Yani bu nasıl bir devamlılık? Ha bilmiyorum Hayır. belki vardır. Hayır. Sen Sancan efendi sen gömmeye yer arıyorsun. Bu filmde emek var emek. <laughs> Saygı duyacaksın. Filmde Zack Snyder şöyle çok derin bir şey anlatmış. Filmin başında Eddie Brock o Ducati'ye bindiğinde henüz para, para iyi para kazanmıyor. Ama benim daha sonra cesetleri bulduktan sonra iyi para kazanıyor. Hemen tık kendini yeni motosiklet evet. alıyor. Ben anlamamışım. Zack Snyder'ın çok katmanlı bir dili ve anlatım yapısı vardı. Sen anlamamışsın <laughs> Zack Snyder'ın burada ne anlatmışysın. Kusura bakma. Aa doğru. Pardon. Zenginleştiğini kaçırmışım. <laughs> Lütfen. Aa. Son evinde topluyor. Temizlik iyidir. Temizlik imandan gelir. Düğün konuşacak mı? Hadi. Hadi. Hadi konuşacak ya. Hadi. Hadi gel. Evet. Ha Venom'a bir borcumuz vardı arkadaşlar bizim. Bugün sizler Aynen. yatay bakışı izliyorsanız unutmayın ki Venom bir Ven... sayesindedir. Yani Ya Venom bir kere birden nereye? kötü yapmış olmaya inanılmaz bir şey ya. Muhtemelen bir sonraki Venom'u da Spider-Man içinde konuşacağız herhalde. Ha sonunu konuşmadık evet. değil çünkü doğru, beynim sonlu. çok yoruldu Venom hatırlamaya çalışmaktan. Tabii. Aynen. Sonra bir anda biz kardeşim evrenin sırlarına hakimiz falan bir şeyler geveledi orada Venom. Bir anda bunlar Multiverse. Böyle yattığı yerde babam multiverse vur vur. <laughs> Ay <Aa>, evet ya. <laughs> Arkadaşlar bunu anlatmamız lazım size. Hadi bir tanesi ıkınarak fırtınaya dönüşüyor. O neyse filmin sonunda post credit sahnesi var. Post dramatik kredit sahnesi. Orada Eddie diyor ki ya diyor benim diyor benden sır saklıyor musun ya diyor. İyi saklıyorum biraz filan diyor böyle. Ne saklıyorsun o? Abi farklı alemler var filan diyor. Göster bakayım lan diyor. Benim böyle <laughs> diye ıkınıyor. Hop bir anda Spider-Man'in olduğu evrene geçiyorlar şeyin oldu. Peter Parker'ın oldu. Televizyonda Peter Parker'ın J. Jonah Jameson tarafından işte ifşa edildiği görüntüleri Hiç görüyorlar. Abi. Ama orada çok ince bir gönderme var arkadaşlar. Çok ince bir gönderme var. O çok ince gönderme. Tom Hardy diyor oğlum diyor ne yaptın nereye getirdin lan bizi? Oğlum vallahi ben yapmadım lan. Ben yapmadım lan diyor benim. A Recepedik sesim buldum tekrar. Tamam. Aa, <laughs> ha Şimdi hatırladım. Ben yapmadım lan. Diyor. Kim yaptıysa ben yapmadım diyor. Benim altın gibi bir kalbim var diyor. Sinirleniyor böyle. Neyse. Ee, neticede artık ya, hayırlı olsun Tom Hardy'nin Venom'u Tom Sawyer'la neydi o çocuğun ismi? Uncharted diye <laughs> filmde de oynamış. Rezalet bir filmde oldu. Çok belli. Aa, evet, o. Uncharted'daki diğer Tom'un evrenine gidiyor. artık Yani Spider-Man No Way Home mu? Onunla ilgili biraz meraklıydım. Heyecanlıydım. Venom bütün heyecanımı aldı götürdü. Tom, Olden. Tom Olden. Al da götürdü. Tom Sawyer'ın oynayacağı o filmde iyi olmayacak belli ki. İçinde bir parçacık dahi Venom olsa. Venom artık Fortnite gibi bir şey oldu. Venom da Fortnite gibi oldu. Üstelik Fortnite içinde Venom da var. Venom içinde henüz Fortnite yok. Ama Free Fire vardı. Free Fire Garena reklamı koymuşlardı. PUBG çakma oyun var bir tane. Sen hiç bilmezsin. Aa, evet. Free Fire reklamı da vardı bir yerde. Artık seviye o çünkü. Yani bu. Vallahi abi o kadar gereksiz Kötü, yani o kadar üşenmişler yani. Bunu nasıl bağlayacağız? Ha işte. Herhalde bunların hepsi sonra hep beraber Doctor Strange'in yanına gidecekler, elle tutuşup böyle. Hadi baba biz geldik, işte Venom geldi, Deadpool geldi, şey geldi. Bir anda X-Men'ler geldi falan. Böyle shit show'a dönecek ortalık yani. Çok tatsızdı ya. Bir de ekranı yaladı ya. işte bu adam falan. Ulan madem bağlayacaktınız, elinizde var işte Sony Sony film yapmasa mı lan? Yani var elimde yapmasın. koy Spider-Man ne yap o zaman. Ya yapmasın, da yapma yapmasın. oğlum filmi. Yapma, yapma. kötü gözüküyor. Her şey çok kötü yapmasın. gözüküyor. Yapmasın. Uncharted yani. gerçekten buradan belli oluyor. Pikselleri sayılıyor yayınladığı fragmandan. Render'ı mı bitmemiş ne olduysa. Ne kadar kötü gözüküyor ya. Tom Holland'ı da harcadılar orada. Ya inanılmaz. Sony'nin film yapmasını komple yasaklıyor. Evet bu daha iyi bir fikir. Sony sadece ya. oyun yapsın ve oyun yayınlasın. Konsol da tamam. çıkarmasın. Konsol da sağ Sony. <laughs> Zaten bir sonraki konu, bir daha konsol çıkmayacak zaten belli. Yani son konsol var. Hadi bakalım son konsol. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz şeyden acaba şimdi bak kültürel olarak çok hakim değilim Sony'nin iş işleyişine de. Şöyle bir hissiyatım var. Sony'nin bu oyun, <laughs> film ve daha bu, bu dünyası daha görsel, dijital dünyası çok Amerikan oldu ya. Diğer tarafta kamerası, televizyonu, ne bileyim cartı, curtu, ekipmanı çok iyi oğlum. Telefonu falan da çok iyi heriften. Var. Hani çok satamıyorlar bunları bir yandan. Ama çok sattığı şeyler çok boktan. Çok Amerikan. Ama daha Japon olan dünyası daha iyi gibi. Yani yanılıyor da olabilirim. Şu an tamamen hissiyatımdan bahsediyorum. Çünkü bir yandan da arada açıp bakıyorum. Bu herifler az satıyor ama. Review'ları ne falan. Ulan bir bakıyorsun kamera dünyası yanıyor heriflerin. Çok iyi yani. Ben bayağıdır PlayStation Ice ürün tüketmiyorum artık. Yani hayatımda bir şekilde kalmadılar. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. İşte ben ben kullanıyorum. Telefonu çok iyi, hmm. fotoğraf makinesi çok iyi. Seviyorum yani. Bunlar iyi, iyi aletler. Sen de kullanıyordun mu Kameran yok muydu A6000? Yok Fuji kullanıyorum ben artık. Ha, önceden kullanmadın mı oğlum? Daha yeni Memnun değildim Fuji'ye geçtim kardeşim işte Allah Allah. <laughs> Nasıl? Ne oldu ki? Bozuldu mu? Ne oldu? Yo oldu? 6 saatte bir kapanıyordu işte abi yayıncılığa uygun değilmiş. Yoksa iyi kamera canım duruyor burada. Ya o başka bir sorun canım. O değil. <laughs> Ama iyiydi yani sonuçta. iyi yani, İyi bir kameradır. Tam, kameradır yani. O kam o altı, o kamera dört yıllık falan galiba. Ve hala satıyor. Yani Tabii. öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Ama buradaki her, yani Amerikan olan tarafı her görsel dijital dünyasında çöp oğlu çöp. Bilmiyorum nasıl başarıyorlar. Yani herhalde yönetimsel dünyalar farklı falan. Ee, Valla Venom acaba Spider-Man'in evrenine ya, ya Venom'a e da sokacaksınız yoksa Spider-Man'i de vermeyiz gibi taciz, hile ve cebranla mı girdi diye düşünüyorum ben. Yani çünkü Marvel evrenine şu ana kadar girmiş açık ara en dandik kahraman oldu. Farkındasın? En dandik, en dandik. Yani şu an Marvel evreninin içindeki evet. en dandik şey benim E muhtemelen şeyde anlaşmış olabilirler. Ee, Spider-Man konusunda da haracını istedi ya Sony. Marvel'la kapıştılar. E, 6 film çıkacak dendi. E, muhtemelen 3 film daha var. E böyle bir şey olmuş olabilir. O dediğin doğru olabilir. Hara haraç gibi. Tabii çökmüşler <laughs> bayağı Spider-Man'a e belli ki yani. Benim Spider-Man'i veririz ama çalışacak. Aynen spider alırız ama kuzen, Yeğenimi de okutacaksın falan abi, Yeğen de böyle la, diye bir yeğen var böyle Kevin Feige demiş abi yapmayın etmeyin Bizim evrenin neresine koyacağız bunu Aa, e, Olmaz Biz seninle bir anlaşma yaptık yeğit falan diye Oradan muhabbet yapıp zorla itelememiş, itelemişler Herhalde şey içeriye Vallahi bilmiyorum Dune diye bir film izledim ben bu hafta Heh, Sen anlat ben zaten bir ay önce izleyip Anlattım sen sen anlat şimdi bakalım nasıl buldun? Heyecanlıyım. <laughs> ne diyeceğim? Çok çok beğendim ben diyonun filmini. Ee, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum evvelsinde. Sine Maksimum'a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, yani herhalde şu son bir haftada hiç değilse 50-60 tane Instagram'dan, Twitter'dan canlı yayında yazanlarla biz girdik. Sinema çok karanlıkta, bir bok göremedik. Gece sahnelerinde hiçbir şey göremedik falan gibi bir sürü şikayet geldi. Ee, i̇nsanlar şey sahnelerini falan görememişler. Gece gece şey hulutla karşılaşıyorlar ya böyle falan. Görememiş millet bunları. Yani sene maksimuma da çok teşekkür ediyoruz. Belli ki salonlarına iyi bakıyorlar. Işık ayarlarını falan çok iyi yapıyorlar. Ee, millet şey diyor IMAX'te karanlık filtresi var o yüzden göremedik herhalde falan diyor ama alakası yok. Onu ayarlıyorsun yani. <laughs> karşı tarafın brightness'ını arttırıyorsun. Biraz bu tarafa düzgün yansın. Yani... Ben onu Buraya hemen var. şey yapayım <laughs> yani burada izledik işte yani gayet iyi canavar gibi. Ee, şey yani şey Vallahi şunu söyleyeceğim yani bir şekilde Dion bir şekilde sevdik gittik falan diyenler e, IMAX'te izleyip de tuhaf bir şekilde karanlıktı diyenler film karanlık bir film değil filmde gece geçen sahneler var ama yani her filmde gece geçen sahneler <laughs> var. E, o yüzden şey yapmaları lazım. Yani bir şekilde ya bunun 2D oynadığı bir salon bulacaklar ya da valla korsanlayın artık ne diyeyim ben yani sine aslan gibi filmi doğru düzgün oynatamıyorsa kusura bakmasın. Yine aynı muhabbete geleceğim ama geçen hafta Batman fragmanını konuştuk ya YouTube'daki versiyonu izledim kara karaydı böyle bir diye. Sonra 4K, 4 lossless versiyonunu şeyde izledim e, Vimeo'da, Bilmiyorum. izledim. Yani film green'in tonları üzerine oynamış demiştim daha geçen hafta. Dune'da da green'in tonları üzerine çok oynamış yönetmen. E, millet görememiş haliyle. Ama şimdi sen tabii sinemaya 50 TL verip yine de bunu göremeyince haliyle sinirleniyorsun. Doğru. E, o yüzden bu da ayıp. Yani bu da bu da dandik bir iş. Yani bunu bunu düzeltmeleri lazım. E, o yüzden ne bileyim artık bunu sosyal medyada ses mi çıkarmak lazım? Sinema maksimumda gitmeyin mi demek lazım? Yani yani ulan bir tane film izleme keyfimiz var onun da içine sıçmışlar. Ben kendim denk gelmedim. Ama bak en az 50-60 tane mesaj geldi bana bu konuyla ilgili. Canlı yayında yazanlar. Bizim Arya gitmiş ben göremedim. Şey Hulut mu vardı filmde diyor. Yani Kara kara izlemişler abi hiçbir şey görememiş millet sinemalarda. E yani bunu da ayarlayın ya artık. Bu kadar bu da saçma yani. Bir de o kadar yatta abi yapacağım bir bakım yani. Yani ya muhtemelen bunların daha ağır bir bakıma girmesi lazım. Çok o kadar uzun süredir bir değişiklik yapılmadı ki ona da herhalde üşeniyorlar bu yatırıma. Aa bak hemen şu an chat'te yazdılar. Abi ben IMAX'te izledim Şey huludu göremedim. <laughs> Antalya'da izledim gece şey huludu göremedim. <laughs> Abi kendi fenerinizle ee, gidin. Şeyh Hulut <laughs> size gözükür arkadaşlar. Siz Şeyh Hulut'u göremezsiniz. O size gözükmek isterse gözükür. Siz demek ki göz, gönül gözünüzü yeterince açamamışsınız. Evet. Neyse o yüzden dikkatli olun yani arkadaşlar. Sinemalar kendilerinden herhalde filmin bir ayarı var. Yani bilmiyorum bu işlerde nasıl çalışıyor ama herhalde film geldiğinde ya Brightness'ını şunu ayarlayın, projektörü şunu ayarlayın diye herhalde bir şey geliyordur. Yapmamışlar o ayarı. Yapıştırmışlar geçmişler. Deniz Villeneuve de çok filmin ciddi bir kısmını çöldeki gece sahnelerinde çekmiş ve doğal ışıkla çekmiş. Which means yani azıcık bir ay ışığıyla oynuyor bir sürü kritik sahne. Ee, gözükmüyor biliyor. Ben iki kere izledim şu ana kadar IMAX'te gidip. İkisinde de aslanlar gibi gördüm. Çarşamba da üçüncüye gideceğim. Yani sinemada <laughs> üçüncü kere gidiyorum diyor. Ona daha da giderim herhalde. Perşembe sabah bir daha da gidebilirim. Umurumda da değil. Dört kahve torrent dedim. Ha bilgisayarımda da izleyeceğim şimdi. Oh diyor. Ben dün durdura durdura izledim zaten. Bir altı saat falan sürdü. <laughs> ya Dion'la alakalı yorumlar. Şimdi tabii pek çok açıdan ele almak lazım. Öncelikle Dion'un kitaplarını okumuş birisi olarak çok beğendim filmi. Şu açıdan çok beğendim. Yani bunu belki söylemek lazım. Bir şekilde Dion'un filmini izlemiş olan ama kitabını okumamış mesela sen de okumamıştın ya. Ben okumadan izledim okudum şimdi mesela Hı. çekildiği yere kadar %80'le falan geldim yani çekildiği kısmı. Yani Dion'u da şu açıdan ben çok sevdim. Bu film Görsel olarak, estetik olarak, anlatı dili olarak, ee, seyirci bakacı diyor güzel bir şeyler var burada diyor. Zaten film bitmiyor. Yani, haliyle filmin senaryosunda problem var falan filan gibi internette bir takım yorumlar okudum. Şöyle oldum. Yani evet. evet Ekti yok. Yani filmin <laughs> filmin yarısında <Yok> olmaması. <laughs> filmin yarısında olmaması bunda biraz etkili olmuş olabilir. Ee, Gerçekten de şey gibi aslında Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi gibi hani böyle yüzükleri alıp dağılıyorlar diye beş köşeye. Biraz evet. öyle bir durum var yani bir takım olaylar yaşanıyor finalize oluyor. Ondan sonra baya Zendillo kameraya bakıp bu daha başlangıç daha neler neler olacak fırtınadan önceki sessizlik bu filan diye öyle bitiyor film. Filmin sonu net, net bu. Kız kameraya bakıp daha bu başlangıç diyor. Yani haliyle film yarım ee, ama... Şu an filmi de çok beğenen arkadaşlar var. Burada diyeceğim şey şu yani Deniz Villeneuve şunu çok, çok iyi becermiş. Dio'nun kitabının filmi için yıllarca dendi ki yapılamaz. İşte Jodorowsky denedi, adamın ömrü vefa etmedi. Ee, ötekisi neydi? Lynch, de, Lynch, Lynch denedi. Hala nefret ediyor kendinden adam. Bu film... Bak hemen araya gireyim mi orada? Adam kendinden nefret ediyor bu filmi lanet olsun. Bok gibi oldu diye. Millet o filmi övenler var buna karşı hala inanamıyorum yani. <laughs> yani ben David Lynch... Ben şunu anlıyorum abi. Dio'nun filmini yapmak gerçekten zor. Çünkü işte bunun bir takım sebepleri var. Ha, şunu diyecektim neticede. Hani şu an bizi izleyen arkadaşlar arasında Dune'un filmini izlemiş, çok beğenmiş, meraklanmış arkadaşlar varsa zaten Deniz Villeneuve'nin yaptığı romanı tut, düşünün böyle kafanızda. Romanın içerisinden bir çizgi çekmiş herif. O çizgiden gösterebileceği ve anlatabileceği en güzel parçaları almış. Onları anlatmış. Adeta neden Dune'un kitabını okumalıyız konulu bir prezentasyon yapmış herif 2 saatlik. Yani benim şu anda Dune'un... E, üç kere kitabını okumuş iki, iki farklı Türkçe ve bir kere İngilizceyle okumuş birisi olarak ben Dune'un kitaplarını okumuş birisi olarak aradığım şeyi ekranda buldum. Okuduğum şeyin yüzde ellisi yok. Çünkü roman bu. Uyarlayamazsın. O kadar fazla kayıp şey var ki. Diplomasi yok. Suyun kıymeti yok. Paul'ün ve bütün karakterlerin iç diyalogları yok. Tufir Havat gibi bir sürü karakter yan rollere düşmüş. Ee, anladın mı? Doktor Yüye'nin draması yok. Meşhur yemek sahnesi yok. Çok yani Dün çok zengin bir kitap yani her sahnede karakterin iç sesleri dış sesleri ayrı ayrı devam eder hatta işte şey öyledir ee, David Lynch mesela karakterler böyle birbirlerine bakarken böyle iç sesleriyle konuşup falan yaparlarken hani onu yakalayabilmek çünkü zor yani bunu şey yapamıyorsun. Ha bir dakika David Lynch filmi izledim. böyle mi yapmış cidden? Evet. Aa, izleyeyim de taşak geçeyim ben o zaman. Aa. Abi ben David Lynch'in o filmini izledim. Onunla da dalga geçemiyorum ben açıkçası. Çünkü gerçekten ben abi, açıkçası onu. kaynağı, kaynak eseri de sevdiğim için. Yani bir şekilde şeyi anlıyorum. Ya bak birbirinden büyük yönetmenlerden bahsediyoruz. Jodorowsky'si, Lynch'i, bugün Villeneuve'si. Yani Dune gerçekten sinemaya uyarlaması çok zor bir eser. Ben şunu söyleyeceğim. Villeneuve bu işin alttan kalkmış mı? Kalkmış. Sahnede Dune'u izliyor musun? Yani böyle hani eteğini hafif kaldırmış da ayak bileğini görmüşsün sen Dune'un burada. Yani öyle düşün. Daha bu daha, hani hakikaten Zendillo'nun dediği gibi bu daha başlangıç yani. It's nothing. Yani hiç yani Dune kitabının içerisinden çok az çok az şeyleri anlatıyor bu film. Ama çok ilginç şeyler e, yapmış yani. Ben buna yüzde katılamadım lan bu arada. Bence nasıl? bayağı bir şey veriyor ya. Abi, Abi çim, işte tabii yani, ben işte kitabı okumuş bir insan olduğum için şimdi orada senin yorumun daha kıymetli mesela. Ben de okudum işte yani. Hmm çekilmiş kısmın filmi izledikten sonra %80'ini okudum. Ya tam şu an şeydeyim. Spoiler var, veriyoruz bu arada. Ee, yine kapatacak varsa da spoiler. Evet ee, hadi spoiler spoiler'lı konuşalsa filmimiz gerçi yarısı yok ama spoiler'lı konuşalım yani. Okay. Tabii tabii. Tam Dük'ün öldüğü yerdeyim ben kitapta. <gülüyor> <gülüyor> ee, öldü. önce <laughs> Okay. <gülüyor> spoiler Net spoiler, net spoiler. Yani, net spoiler oldu, Aynen, yani. Aynen. Ve şey, Jessica'nın da kaçırıldığı hmm. sahnede orada Harkonnen geliyor mesela işte falan filan. Şimdi oraya gelene kadar ben şimdi filmden sonra hemen okuduğum için şunu hissettim. Zaten film yani kitapta da Herbert yan karakterleri o kadar vermemiş. Biraz böyle yolda onların hali tavrıyla aldıkları kararlarla okuyucunun gözünde kendisini şekillendirmesini istemiş. Ya yani Tufir Havat'ın Tufir Havat anlamak için Jessica sahnesini koysam mesela Jessica ile sen hain misin değil misin diye tartışıkları bir sahne var. Kitapta. Ya yani bir bölüm var sahne demiş. Şimdi bunu koysan Havat'la ilgili kitapta da burada çok bir şey vermiyor. Ama aldığı kararlar var. Yine istifa etmek istiyor, izin vermiyorlar. Ama başka işler yapıyor. Ya bunları koymuş. Yani ben şunu anladım. Villeneuve bu karakterlerin hal, tavır, e, aldıkları kararları ben koyayım. Ama bir şey vermeyeyim. Zaten seyircinin kafası bunu şekillendirir. Ha bunu ne kadar başarmış Bu <laughs> tartışılabilir. Hani mesela Duncan'da daha iyi olmuş bu. Çünkü Duncan'ın fiziksel bir müdahalesi de var olaya. Ama Havat'ta çok yememiş. Yani orası biraz havada kalmış. Mesela Paul niye ona o kadar seviyor anlaşılmıyor. Ama kitapta bir iki diyalogla ya da bir iki aldığı kararla anlaşılıyor. Tabii. O biraz böyle e, kitabın da sorunu değil. Ya yani bu bir tercih. Yani yazar burada bir tercih yapmış. Ha ben okuduğum yere kadar söylüyorum. Belki bundan sonraki kısımda filmlerde de çok detaylı girecektir. Ya da işte dediğin restoran sahnesi, restoran davet sahnesi gibi. Giremez Biz, abi. On... Yani 4 saat olur bu film. 4,5 saat olur. Şimdi gören ister ki bu film iyi izlensin. Release the kat diyelim. Herif HBO Max'e 4,5 saatlik versiyonunu atsın. It gibi izleyelim. Ama Tabii. yani ben de şunu farkındayım. Adam bunu, millet bunu sinemada izleyecek abi. 2,5 saate bunu kesmek zorunda. Yani Herkesin bunu... Zack Snyder gibi vakti yok abi. 4,5 saati yok. Kusura bakmasınlar. Şimdi lafımı da sokarım. Yok <laughs> Yo, ama Zack Snyder da sinemaya bunu eksik verdi. Sonra dijital derif uzun verdi. Yani artık dijital çağdayız. Gerçekten şey yapabilir. Abi tutarsa aslan 4 saat kessin atsın. Ama birini bunu 4 saat keser mi ondan da emin değilim. Yani çünkü bence Hatırmış adam bir şekilde tabii. allem etmiş, kullem etmiş bunu sıkıştırmış. Bazı şeyleri ayıklamış. Yani tabii şimdi de işte ben bu kadar bu eseri ve dünyayı seven birisi olarak yani şeyi ee, yani nasıl söyleyeyim? Hani böyle şey gibi bunu belki şöyle örneğini verebilirim. Hani bazen bir restorana gidersin. Hani dersin ya dersin işte çayınız var mı? Der ki çay yok. Ulan bir restoranda nasıl çay olmaz lan dersin. Ama halbuki herif işte restoranın mutfağında ona yer ayırmamış. Yani böyle daha bir konuda uzmanlaşmış restoranlar vardır ya. Gidersin. Ya i̇çen gelmesin der. Gidersin yani, mesela böyle pizzacı herif. Ne yapıyorsun? Pizza yapıyorum. Salata var mı? Yok. Ulan bir salata koyun ne olacak? Yok abi biz pizzacıyız. Yani Villeneuve'ün bence bu düğünü uyarlama tarzında ben birazcık şeyi hissettim. Ya dedi. Ben... Muaddibe doğru giden yolculuğu anlatayım. O yolculukta da önemli karakterlerin isimlerini vereyim. Gerisi Allah kerim. İkinci film gelir mi gelmez mi ben de bilmiyorum. Çünkü herife de ikinci filmi çekeceksin dememişler daha. Şu an yarı ışık yandı gibi şu an artık. Warner ışığı yaktı gibi. Bakayım. Yani filmlerin sabahına onay veriyorlar. Dune'a gelince naz yapmaya başladılar. Onlar da başka bir madrabası. Aynen. Yani. Ee, neticede bence yapabileceğini yapmış. Ben onu hissediyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. İzlediğim kısımlarla alakalı da Kafamda canlanan şeyi ben ekranda izlerken çok etkilendim. Ortaokul, lise, üniversite tekrar tekrar düğün okumuş bir insanım. Ya sana yemin ediyorum bazı sahnelerde böyle herif gelmiş demiş ki Sungur bakayım lan bir beyninin içine demiş. Bakmış da <laughs> onları çekmiş derecesinde benim o kadar kafamda canlandırdığım bazı sahneleri. Yani mesela Gomcabbar sahnesi falan. Yani ben böyle inanılmaz vuruldum bunlara. Yani Bu şey sahneler. çok ilginç. Gerçekten bunlar benim yıllar içerisinde kafamda demlediğim, pişirdiğim, kendi gözümde canlandırdığım bazı sahneler. Haliyle yani bugün şey yorumunu yapmak da çok zorlanıyorum. Kitabı okumamış birisi nasıl hisseder bununla ilgili diye düşünemiyorum. Çünkü Deniz Villeneuve de bence <laughs> ben öyle bir film yapayım ki kitabın içinden geçeyim, alabildiğimi alayım, alamadığımı almayayım. Mesela şey sahnesi çok ilginç geliyor. Suyla alakalı didaktik bir sürü sahne koyabilirdi. Yani pek çok insan Filmde didaktik sahnelerin eksikliğinden bahsetmiş. Didaktikten kastım birkaç kere şey var ya. Arakis, evet. çöl gezegeni, Ha orada fremenler yaşar. Na böyle solucanlar bulunur. filan. Dış... Olsun falan. Ha, dış ses anlatıyor ya böyle. Şimdi sen sabaha kadar bu didaktik sahneleri uzat. Ne demek didaktik sahneler? Bunlar mentatlar. Mentatlar işte Butlerian yani cihattan sonra insansı bilgisayarlar olarak geliştirildi. Tutuk ettikleri bilmem ne yüzünden dudaklarında siyah bir iz var. Anlat bunu. Anlatabilirsin. Koymamış herif öyle bir yerde tufir havatın gözleri geriye gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Büyük sayılar söylüyor falan. Sen de "Noa, no, deli mi lan? Ne yapıyor falan?" diyorsun. Hani bil, bilmeyen birisi ise. Bilen birisi "Aha, diyorum, mentat geldi." Yani orada Anlaması. birazcık, biraz seyirciyi bırakmış. Mesela Bahar Loncası'ndan, Baharat Loncası'ndan dayılar geliyor kafaları köbün içerisinde. Kim lan bunlar? Daft Punk mu geldi de diyebilirsin. O diyaloglarla arasındaki bağlantıyı da kurabilirsin. Oraları sana bırakmış. Yani diyaloglar orada çok kritik ama ben şunu söyleyebilirim hemen hmm. burada Kısa bir araya gireyim. Ya bütün diyalogların yüzde yüz önemi var ya filmde. Bir tek evet. Duncan'ın kas yapmışsın falan gibi boşlukları aç. <laughs> evet evet o da şey işte zaten fragmana hmm. espri koyalım iki taneye mahsus espri koyduk filme demişler. İki hmm. tane espri koymuş onları da hemen şeye koymuşlar fragmana koymuşlar. bayağı hmm. Warner Bros şey demiş iki espri demiş bize yazın Dundee Marvel <laughs> esprisi olacak hemen yazmışlar. Yani didaktik anlatım konusunun olmaması biraz işte e, burada belki şey atarı yapabiliriz ya. Bunu yönetmenler de çok yapıyor. E, i̇yi izleyiciler, yorumcular da bunu yapacaktır. İyiden kastım tabii ötekileştirmek için demiyorum da. Marvel evreninin ya da bugün işte Venom konuştuk ya da arda arda çıkan bütün o e, diyaloğunun kopuk, diyaloğunun çok önemli olmadığı varsa da diyalogların genelde boş oldu yani espri bağlantının bile bir anlamsız bir şekilde film içine atıldığı. Yapıları izle izle belki de buna alıştık. Yani seyirciyi alıştırmak böyle bir şey işte. Yani bir jenerasyonlar arası bir şey değil. ya yani Bu genel olarak o dönemki trendle ilgili. ya yani Bugün Dune'un arkasından ciddi bir trend gelse bu şekilde belki de ona alışacağız. Ama işte bu alışkanlıklar hoş değil. Yani şimdi bugün Villeneuve işte de ona benzer bir yönetmen çıkıp bir şey anlatmaya çalışıyor. Her diyaloğuna önem vermiş. Suyla ilgili mesela çok didaktik bir şey yok ama filmin her anında suyun önemli olduğunu anlıyorsun. Yani çadırdaki sahne, o yerin altında kaldıkları fare terini yalıyor, Tabii. konuşuluyor. En sonunda artık diyor ki Liet karakteri işte artık biz işte bunun için buradayız işte şu söyle önemli bilmem ne. İşte Paul diyor ki Liet'e ya da işte diğer fremenlere benim babam sizin zenginiz için gelmedi. Buradaki zenginler için de gelmedi işte bilmem ne. Sizin için geldi falan diyor. Yani her, her diyalog böyle bir kapıyı açıyor senin kafanda. Evet tabii boş laf yok. izledim bak bunu yani. <laughs> tabii tabii. Yok yok haklısın. Boş laf yok filmde. Senin dediğin çok doğru bir saptama. Son o zamanlarda artık diyaloğun miyanoğun önemli olmadı. olay örgüsünü millet takip edebiliyorsa tamam diye bir filmler çekildiği için e, bence bir tane iki tane cümlecikte çok fazla şeyin verildiği bir film olmuş. İşte dediğim gibi adam sıkıştırmış pek çok şeyi ki yani sıkıştırdığı kadar bile hakikaten aslında geniş şey dünyasının, düğün dünyasının. Mesela işin diplomatik tarafı çok çok az bırakılmış. Duncan bir yerde geliyor, Landstrad'a anlatacak mısın burada yaşananları diyor. Landstrad ne? Ne diyor? Kim ne olmuş? Kim onlar? kim? O, kim? Bilmiyorsun. Aç çok, ok çok getirmiş biraz oraları. Yani işte zaten ben bu yaklaşımı yüzünden herifi takdir ettim. Bu yürek ister. Yani... Aç okuya bırakabilmek bazı şeyleri yürek ister. Ama işte gösterebildiği şeyleri de o kadar iyi anlatmış ki ben yani ne bileyim ha mesela Baron Harkonnen. Şimdi normalde Harkonnen, Baron Harkonnen kitapta ben, 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 kötü adamım. Şuradan da üzüm yiyeyim. i̇şte, işte onları öldüreceğiz. Falan böyle bir kötü adamdır. Tamam mı? Klasik. Ve dikkat et bundan önceki dizilerde, filmlerde de hep böyle canlandırılmıştır. Tam böyle ha ha falan. Ya buraya bir yorum getirmiş herif. Demiş ki okay. Baron Harkonnen azıcık konuşsa gitti. 20 dakikam gitti zaten demiş. Ne yapayım demiş. Onun yerine Baron Harkonnen'e ben konuşturmayayım. Baron Harkonnen'e demiş bir postür, bir ışık, bir set içerisine oturtayım. Baron Harkonnen'in altına da gel Hans Zimmer. Bas oğlum basıyor Hans Zimmer. Eee, bas Hans Zimmer veriyor orada. Tamam. Sinemadır ya zaten bu değil mi? Görsel sanatlar yani bu anladın mı? Hani sözle şeyle anlatacağına. Adam orada Baron Harkonnen'i sislerin arasından vermiş. Baron Harkonnen "Hediye, hediye değildir. Yen." falan çekiyor böyle diyorsun ki "Ooo. Bu kral kim ya? Ağır bir abi bu." diyorsun. Ha tamam. Şeye gerek yok. Doğru. Paragraf paragraf bar 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 Normalde Harkonnen okutunca da sende şimdi. Konuş baba Doğru. konuşuyor, anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Tamam kral. işte bak, zaten sinemayla kitabın farkı ne? Yani şimdi Frank Herbert yazar olduğu için bunu yapamadığı için ne diyor ki ben yazar mıyım abi diyor. Ben de bir görsel sanatlar yapıyorum. O evet, diyaloglarda evet. verilmeye çalışan hissi diyor ben. iki müzikle bir sahneyle vereceğim diyor. Ve verebiliyor bunu. Zaten bir kitabı filme uyarlamak budur. Yoksa öyle her sahneyi parça parça çek. koy Buraya da koydum oraya da koydum. O da, o da, o da marifet <laughs> değil yani. Ders kart ya. Çok iyi oynamış bu arada. O inanılmaz iyi oynamış yani. Abi zaten bak ben şeye çok kılıp sen yani yatay bakışta da çok kez konuştuk. Ee, Marvel konuşuyorsun mesela. Çok basit bir örnekten gireceğim. Mesela diyoruz ki sen abi karakterin işte dünyaya bakış açısı olan olaylar. Adam bana diyor ki Marvel'ın 315. evreninde adam sarışındı siz e, pembe saçlı dediniz. Şimdi bak Villeneuve'de ne yapmış? Ya benim burada 2,5-3 saatim var. Bunu da gelip seyirci izleyecek. Benim burada bir mesajı vermem lazım. Burada ne var? Eko e, çıkarlar için ekolojik sistemin mahvedilmesi. İşte bir çöl gezegeninde insanların nasıl dışlandığı. Bu insanların nasıl kafasına bağlı inançların yerleştirildiği. Yani beni cesaret sahnesine önem verilmiş. Bir liderin karar aldığında işte nasıl karar aldığını diğerlerinin görmesi. Mesela Lee Kines'in etkilendiğini o helikopterden indiklerinde anlıyorsun. Yani o insanları kurtarma çabasını vermesi. Lisanel Tayyip! el Tayyip diye bağırıyorlar abi. Aynen. Ay pardon, İhsan El Gayip diye bağırıyorlar. Gayip pardon. diye bağırıyorlar aynen. Ama benim dediğim işte bak ona tutulmuyor mesela. Yani onlar böyle şey gibi. E, mesela Paul onları anlıyor ama diğer tarafta diyet karakterinin aslında aldatan kişi olacakken mesela kitapta bunu uzun uzun sana veriyor. Hmm, bak bir düşündü, bir baktı ve e, işte Dük'ün iyi biri olduğuna karar verdi. Şimdi filmde böyle dersen Lynch'in yaptığı gibi götümle gülerim. Yani bugün Villeneuve'ı ben itin götüne sokardım eğer öyle bir şey yapsaydı. Ama ben Liet'i o sahnede... Linch o kadar kötü yapmayacak. Dur şimdi onu izle. Sen burada Linch'e laf sağlıyor. Tamam salladın. izledim. Tamam, bak, tamam. Hı -hı. tamam bitireyim. Yani o kısımda e, de, şuna getireceğim konuyu. Yani karakterlerin aldığı kararların işe yaradığını gösteriyor bize. Tabii. Ve buradan da Dune'un ana mesajına gidiyor. Ya bakın burada bir e, insanlara karşı, insan ilişkilerine karşı çıkarlar için ciddi bir insanı dışlama var. Bunun altında sen tabii isimlerden de bir ton şey alabilirsin ki. Kitap da böyle. Ulan bakıyorsun... Şadam Emperor diyor lan. Şu adam ne? Niye bu adamın adı Finli gibi? Zaten kitabı okurken de araştırıyorsun. Hani kitap da şey gibi okumuyor. Tak, yok abi devamlı bir yerlere bakıyorum ben yani. O Harkonnen ismi nereden gelmiş? Öbürü niye orada? Bu herif nasıl yükseliyor oğlum? Bu ne aletiymiş? Dur şu alete bir bakayım falan. Yani bunu kitap da sana böyle yüzde yüz vermiyor. Ama tabii ki iç seslerle karakterlerin aldığı kararları göster anlatıyor. Burada ona gerek yok abi. Villeneuve zaten bunu vermiş. Ve bu Tabii. karakterlerin yaptığı, aldığı kararlar bir işe yarıyor. Lilliet bunlara yardımcı oluyor. Belki olmayacaktı. Yueh orada işte evet seni öldürüyorum ama bak benim de karım bilmem ne. Bunu anlatıyor. Duncan karakteri ona göre hareket ediyor vesaire vesaire yani. Ee, i̇şte hep konuşuyoruz. Sinema dili diye bir şey var gerçekten. Yani sinema dili de... Yani artık bunun derslerine mi bakması lazım bazı arkadaşlar? Ne yapması lazım bilmiyorum. Yani Dune bunun için bence çok iyi bir örnek. Aslında Green Knight'ın Green Knight bayağı göbeğinden bağlı komşusun yani şu anda Dune'u. Sen de izlerken. Bana Kesinlikle. Green Knight'ı çok hatırlattı izlerken. Çok kür ee, bir hikayeydi o da. Tam şey. Yani mesela işte Bene Cezeritler belli ki tuhaf bir şeyler yapıyorlar anladın mı? Karıştırıyorlar ortalığı falan. Paul falan bir yerde şey diyor. Gölgelerden yönetiyorsunuz. Her şey falan sadece o kadar değil diyor mesela Jessica anlatıyor falan ama yani Bene cezeretlerin tuhaf bir rahibe örgütü gibi bir şey olduğunu anlatmak için onun yerine Gomçabbar sahnesi hariç Hans Zimmer'a demiş ki abla abi demiş bir grup rahibe kadın var ha, ortamı karıştırıyorlar yani ne yapalım aktör kostüm tasarımcısını çağırmış demiş ki bunlar rüzgarın altında yürüdükleri bir sahne var ben mümkün olduğu kadar bunları gizemli göster ha ama nasıl yapalım ama bir aybe gibi de gözüksünler. Tamam. O çalışmış, o çalışmış. Işıkçı çalışmış, görüntü yönetmeni çalışmış. Neticede bunların yağmurun ortasında tuhaf bir ışık bulutu halinde dünyaya uzaylı gelir gibi neredeyse anladın mı? Hani böyle gizemli <laughs> hani bir Spielberg filmindeki uzaylının geliş sahnesi gibi. Çünkü öbür tarafta imparatorluğun gemisi giriyor. Haşmetullah evet. gibi iniyor böyle hiçbir şey umurunda değil. Halbuki şimdi o sahneyi çeken adam burada niye rüzgarın altında gizli gizli indiriyor Bene Cezerit sahnesinde? Çünkü diyor ki seyirciye bak diyor bunlar gizli kapaklı işler çeviriyorlar diyor. Hani orada şeye de gerek yok. Birisinin böyle dönüp de aa bu beni Cezerit gemisi değil mi? Evet evet bunlar uyuyor. Hacem bunlar Bene Cezerit gemisidir. Bunlar gizemli işler çevirirler. De ha diye ekstradan da artık birine bir şey açıklamaya gerek yok yani. Bence film e, zaten kitabı okuyan anlayacağını anladı. Okumayan da takip eden gözüyle der ki ya aman bir şey oluyor ya bak gizemli müzik girdi der. Yani insan beni çok katmanla çalışıyor. Bunları çok doğru yerlerde çok güzel şekillerde kullanmış pek çok kez. Eee yani çöl faresinin ismini hiç söylemeyip ilk film boyunca. Sen şu an gelmedin kitapta doğruya sana da o yüzden söylemeyeceğim. Ama sürekli tamam. bir çöl faresi gördük ya. Evet yani... Yani mesajını anlıyorsun ama tabi ismi falan gelmedi daha. E çöl, çöl faresini de iki yerde çok güzel kullanmışlar. Birincisi Hunter Seeker odaya girip de böyle civile civile diye gezmeye başladığında Paul mesela yerinden kalkmış ya normalde çalıya doğru evet. gidiyor hologram çalıya. Hologram Orasına çalının içerisinde bir çöl faresi görüyor. Hunter Seeker'ı görünce çöl faresiyle beraber çalın içine girip saklanıyor ve orada düşman izlemeye başlıyor aynı bir çöl faresi gibi. Sonra olaylar yaşandıktan sonra tık 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 kafayı kazıp böyle sivri çeneli bir çocuk zaten böyle çıkıyor etrafa bakıyor. O sırada <laughs> yandan çöl faresi de böyle takılıyor falan. Bunlar güzel anlatılar. bir Onlar bir yerlere bağlanacak yarın bir gün ikinci filmi gelirse eğer evet. şeyin. E, yani boşuna... iyi filmi. Evet boşuna boşuna ko şey değil yani boş sahneler değil açıkçası. Ee, şey şey teması Peki. çok ilginç. Ben ha. mesela kitabı okurken yakalamadığım bir temaydı aslında çok tuhaf bir şekilde demek ki de oraya takılmış. Boğa boğa ile güreşmek, hmm. boğa güreşi alegorisini güzel yakalamış. Yani evet. şey çok iyi bağlamış mesela. Yani bundan önceki filmlerde de görmemiştim. Filmi okurken de benim aklımda çok kalmış bir şey değil Yani bir yerde kendi aralarında hızlı şey konuşuyorlar ya hemen. Baba risk alma diyorsun da benim dedem işte şeylerle boğalarla güreşirdi boğa, falan. Evet. Meğer aslında kendi babası da boğalarla güreşiyor. Yani Atreides hanedanı işte Dune'a gitmeyi kabul etmeye de bilirdi. Kaledon'da tatlı tatlı da kalabilirdi. Ama Paul'ün babası da en az dedesinden de büyük. Dedesi boğalarla güreşmiş. Paul'ün babası o sürekli o şeyi gösteriyor sana. Boğa güreşi, boğa güreşi. Nedir? Boğa, boğa bir kere vurursan ölürsün. Aslında Leto Atreides yani Dük ee, şeye geçmeyi, Arakis'e geçmeyi kabul ederek çok büyük bir risk alıyor. O yüzden Görni bu kadar gergin. O yüzden Tufir Havat bu kadar gergin. O yüzden Duncan hiç yapmadığı riskli görevlere gidiyor bu sefer. Çünkü biliyorlar ki çöl gezegenini ya idare edecekler ve idare ederken dış kaynakları değil iç kaynakları kullanacaklar. Ya da zaten İmparator ve Harkonnenler bir noktada onlara çökecek. Ama Leto bir noktada işte vakti olmadığını fark ediyor. O yüzden ne zaman e, Atreides Hanedanı'na karşı bir hamle yapılsa o boğa başını veya da işte düşünceli bir şekilde o boğayla güreşen adamı gösteriyor. Çünkü Leto Atreides muazzam bir risk alıyor. Tahta oynayacak belki. Birkaç cümlede veriyor bunu çünkü şeyi söylüyor. Landstrad'daki diğer aileler bizi destekliyor. İmparator kıskanç bir adam. İmparator bizi bitirmeye çalışabilir diyorlar. Şey Baron da söylüyor bunu. Aynen yani Atreides'ler çok böyle riskli bir manevra yapmaya çalışıyorlar ve Leto çok geç bir şekilde aslında yeterince vakitleri olmadığını fark ediyor. Daha hızlı davranıyor düşmanları. Eee o yüzden şey sahnesi çok güzel bir sahne olmuş açıkçası. İşte ben buradayım evet. ve burada kalacağım deyip tık diye dişini ısırıp herkesi katlettiği sahne güzel. var ya çok müthiş bir final ve orada tekrar kesik boğa başıyla bitiyor ya. Yani işte boğayı da boğayı öldüremiyor aslında yani biz öldürdü zannediyoruz ama boğa da derken şeydi ya. Lord Lord Harkonnen çok büyük bir adam ve böyle hani biraz boğa gibi düşünebilirsin ya onda evet. böyle yani. Öyle küçük küçük temalar var orada. Güzel paternler kurmuş yani. Tabi onu tersten yani aslında iki taraflı çalışabiliyoruz. Şey de diyebilirsin yani. Ee, bu okuma bence çok iyi. E, bu yaptın. Ama tersine de baksan mesela boğa ya yani şimdi boğayı boğa gibi tehlikeye gitmek çünkü boğa düşünemiyor. Boğa silahı yok. Boğa sadece orada hayatta kalmaya çalışıyor ve e, duyuk de diyor da yani aslında öleceğini biliyor. Ya yani boğa boğayı da böyle yavaş yavaş öldürürler. O çirkin bir oyundur zaten. Sırtına devamlı saplar, şovunu yapar. Ee, dışarıdan yeniden mızrak alır. Ee, ne bileyim işte sağa sola kaçabilir. Gelirse çitin yanına gider. Çok çakal, pis bir bu Boğanın hiçbir avantajı yoktur. Boğa sadece koşar, vurur. Delikanlı gibi <laughs> şeysi tırnak içinde. Ha. Yani biraz oradan da okunabilir. Ya gidiyor, bile bile gidiyor. Yani oraya git gitmesi gerekiyor bir yandan da. Çünkü şeyi de istemiyor. Şimdi ters gitsek belli ki sıkıntı çıkacak ve kendi mekanımızda e, kavga hmm. etmek zorunda kalacağız. Ben... Ve... Seviyoruz i̇şte olduğunu biliyoruz ama gidiyoruz yine de tarzı. Aynen, biraz öyle de belki okunabilir. Yani ve çünkü e, çünkü Jessica'nın da açtığı yol, İşte Jessica beni cesetleri çağırıyor, dük bundan da kullanıyor, e, rüyalar gördüğünü biliyor Paul'un ve şunu da hissediyor bir evet artık Paul belki de bunu değiştirecek, ben değil. Yani benim Paul'u beni or benim Paul'u oraya götürerek ona bu hayatı ya da orada yapacaklarını hissettirmem öğretmem, e, onun bunu yaşaması çünkü. Aslında bu kitapta çok güzel biri. Şey. Bence filmde biraz sonda kalması kötü olmuş. James karakteri söylüyor. Kendini akışa kaptırmalısın. Bir yere gittiğinde insanların dilini öğrenmen konuştukları dil değil. Aslında hayatlarını öğrenip akışa kendini kaptırıp onlara liderlik etmenin kendiliğinden oluşması lazım. Bunu anlatıyor. Bunu mesela bir yerde başta bir yerlerde verse belki de babası da falan verse daha iyi olurmuş ama sonda kaldı. Bence seyirci ona çok dikkat etmemiş olabilir. Aslında onu yapıyor babası da oraya götürerek. Ve bile bile yapıyor bunu. Bence bu çok dramatik bir şey. Ya bu benim filmi tekrar izlediğimde daha da duygulandırdı mesela. E, Jessica bence Jessica'yı oynayan abla çok iyi oynamış. Çok da iyi bir casting. Çok iyi. Ya benim çok arkam iyi. zaten ben şeye çok şaşırıyorum ya. Benim kafamda canlanan görüntüleri Nine'noya gelmiş. Benim beynime bir şey takmış. Almış o görüntüleri, <laughs> film yapmış gibi. Zaten ben bunu şaşkınlığını evet. yaşadım. Böyle bir şey yok yani. Vakti zaman da Yüzüklerin Efendisi de, de yaşamıştım bunu açıkçası onu söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi'nin en azından ilk filmi benim beynimdekine çok yakındı. 2'den üçten sonra onların sanat bir çok farklı bir yöne gitti. Burada da bu arada tabii ki o uzaydaki bir takım görsellikler falan onlar da benim kafamda öyle canlanmamıştı hiç açıkçası. Ama yani ne bileyim Oscar Isaac Leto Atreides deyince kafamda canlanan adam adeta böyle birisiydi. Duncan daha genç daha ince yapılı birisiydi. Ama yani şey Aquaman bile Oynamış. Tufir Havat daha ince birisi canlandırdım gözümde ama Tufir'in bir takım konulardaki kesin ve kararlı konuşma tarzları falan yani böyle şey oldum. Ah be dedim bu bir HBO dizisi olsaydı da şu 10 bölüm izleseydik keşke bu <laughs> hanedanın başına gelenleri ve hani e, finalleri çok daha dramatik bir şekilde birinci sezonun sonunda görseydik. Yani azıcık gördük hepsini ama böyle bir parmak bal çaldı ağzımıza. Gurney mesela yeterince işlenememiş. Yani kitabı okuduğum tarafta söylüyorum ama vermesi gereken, anlatması gereken anlatmış. Kahramanca ölüyor işte adam neticede. Ee, yani... havada evet. Biraz havada kalıyorlar. onu evet, yani onları... Doktor Yue aynı şekilde. Yani Doktor Yue'nin ne hani kadar işlere entegre bir karakter olduğunu, ne kadar güvenildiğini Doktor Yue'ye ye yeterince veremiyor. ihanet o yüzden kitaptaki kadar vurucu olmuyor. Neticede ihanete uğruyorlar ama işte. Yani hani biraz böyle fonksiyonel olarak bulunuyor bazı karakterler. Jessica ile alakalı şöyle bir tık eleştirim var. Bu ciddi bir eleştiri. Jessica e, bence çok sahnesi kesilmiş. Jessica'yı normalde sen filmde şey gibi görüyorsun. Bu filmde e, hizmetçilerin seçtiği bir sahne var ya. Evet, Şahin gibi bakıyor görüyorsun. böyle iki gözüyle. Her şeyi takip ediyor. İnanılmaz analizler çekiyor. Bilmem ne yapıyor falan. Jessica normalde hakikaten korkutucu bir kadın biraz. şey Güçlü bir kadın yani. Ama Paul en hassas noktası. Çünkü büyük bir egoyla gerçekten bir peygamber doğurduğuna inanan bir kadın Jessica. Ve Polly her şeyden çok önemsiyor ve konu Polly olduğu zaman çok tedirgin oluyor, ağlıyor, şey oluyor en hassas noktası orası. Biz bu filmde Jessica'ya Polly'le alakalı yansımasından ötürü gördüğümüz için sürekli böyle çenesini gerdirte gerdirte ağlayan ''Evrim evladım!'' falan gibi bir kadın olmuş birazcık. <laughs> ne kadar güçlü, ne kadar tehlikeli bir kadın olduğu aslında yeterince anlaşılamamış bile. Yani Stilgar'ın elinden bıçağı çekip boğazına sah dayadığı sahneyi bile aceleye mi getirmişler ne olmuş bilmiyorum. E, Bene Cezeritler'in Weirding Way diye tuhaf bir dövüş yöntemi var. Mesela diğer herkesten çok farklı dövüşüyorlar. Yani o dövüş sistemi daha sonra zaten işte Jedi'lara ilham veren taraf. Ha bu arada bu filmi izlememiş ya da izleyen ya da izlemiş arkadaşlar şunu da söylemem lazım. Warhammer 40K seviyor musunuz? Diyondan çıkma. Star Wars seviyor musunuz? Dikkat edin çöl gezegenini yöneten solucanlı mafyası falan var. Yani bunların <laughs> hepsi Dune'dan çıkma. Yani e, evet. Star Wars zaten ne yemiş ya. Herkesten. Tabii. Kurosawa'dan Herbert'ta Herkesten yemiş ya. Yani, yani şey bana o yüzden ilginç geldi. Biraz internetlerde şey gibi eleştiriler de okudum. Çöl geçmiş bir hikaye falan. Ya kanka zaten kitabın yazıldığı 1965 ne yapsın adam yani. Aa, evet gelip ya, yeni kitap mı yazsın sizler? Ölmüş adam ya. Yani bir şeye baksaydınız keşke. Ha bunun uyarlandığı kitap kaç senesindenmiş diye insan bir açar da bakar iki inceleme yazmadan önce. Yani tamam, okumak zorunda değilsiniz değil mi? De bir tarihine bak yani. yani. en azından şeyden bahsedersin. İlham oldu eserler falan bir şey dersin yani. <laughs> evet evet yani şeyi biraz anlamak lazım. Bugün Dune'daki pek çok şey insanlara klişe geliyor. Bugün pek çok bilgisayar önünde çöle çıktım mı çölde devasa solucan bulursun. Dune'da çıkıyor bunlar. Yani Dune ee, bugün klişeleşmiş pek çok şeyin ilk çıktığı kitap. Sesi kullanarak mind trick atan Jedi'lar. Ya The Voice'dan alın mı? İşte alın mı? Yani Bene Cezeritler doğrudan zaten Jedi'lara ilham vermiş kadro buradaki. Yani o kadar e, farklı şekillerde, farklı farklı evrende ilham olmuş ki. Warhammer 40 k ölümsüz Tanrı İmparator. Anadolu'dan çıkıp galaksiyi fethediyor. Henüz şeyi görmedik. Ama işte bu <laughs> filmde ipuçlarını verdi ya çadırda ilk kez evet. Baharat'a yüksek bir şekilde maruz kaldığı anda babamın adıyla açtıkları flamayla bütün evrene savaş açıyorlar. Ben bunu istemiyorum diye korkuyor ya Paul. Ee, Çok güzel Shit's gonna happen. Yani ikinci filmle alakalı <laughs> yani böyle spoiler gibi olmasın <laughs> ama ee, Bir şeyler olacak. Yani Paul boşuna bir takım görüntüler görmüyor ve Pol'un görüntüleri bir yerden sonra başka bir şey dönüşecek. Yani Mehdi hikayesi baymadı mı? Bir şey söyleyeyim mi? Yani Mehdi hikayesi dönüşmeyecek zaten ikinci filmden sonra. O yüzden ee... Elinin lan bu arada yani böyle ya bu kadar sev yani bu kadar sevilen bir kitap sence dümdüz zaten hani ilk üçüncü bir kişi için diyorum. Sence bu kadar gelip de klişe bir Mehdi hikayesi yazmış olabilir mi 60 yılında bile yazmış olsa? Yani evet. o zaman için bile klişe olur oğlum bu. Tabii. <laughs> Mesela şeyi de gördüm. işte White Savior hikayesi işte falan filan diyenler de var. Vallahi değil. Bekleyin görün. Yani ne diyeyim şimdi yarım hikaye yani yarım hikayeden tabii ki şu anda White Saver gibi gözüküyor çocuk. Ben de farkındayım. Sanki böyle gelmiş gariplerin arasına Beyaz Prens girmiş de koduyu çözecekmiş gibi gözüküyor. Vallahi öyle olmuyor. White <laughs> 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 Saver'ı arıyorsak süper kahraman dünyası dolu abi. Onları ha, eleştirin. Çok istiyorsunuz. Yani, e White Savior bana şey gibi geliyor. Ha sen başını okumuşsun gibi kalıyor birazcık. Yani o eleştiri de çok zor değil. Ha Worm Savior deseler daha tamam diyeceğim. Bak bu arkadaş okumuş diyeceğim. <laughs> Spoiler daha çok vermeyeyim ama yani biraz şeydir. Ee, pek çok bugün klişeleşmiş şeyi doğuran bir eser. Ee, bakalım. Yani devamı gelecek mi? Ben devamının gelmeyeceğine inanıyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Yani... Gelir gelir ya. Ben, ya şey galiba prodüksiyondan biri zaten ufak bir çıtlatmış. Oldu ya olacak falan gibi bir şey demiş. Tam detayına bakmadım da. Ben Doğru pesimistim muhtemelen. abi. Pesimistim. Ee, bence Warner Bros böyle bu, bu filmlerden artık bir koyayım on kazanayım. Bir koyayım beş kazanayım falan gibi bekliyorlar ya. Ee, ya şimdi şöyle aslında. Bir film... koyup beş kazanamayacak dört kazanacak. Diyecek ki zarar yazdık abi. Lanet olsun Dune'a diyecek. bir dört, dört katı kar bizi kesmedi baba diyecek. Hadi zaten daha onay vermemişler. Onay verseler Hadi bunun şey, çekimi seneye başlasa. Hadi 5 ay 6 ay çekimi sürse. Hadi derken gelecek 2024'te o zaman kadar da biz ölürüz zaten. Dolarda 75 dolar olur en yakın Aynen. Ya zaten şöyle aslında Bene Jesarit dizisi ciddi ciddi masada. Yani bunlar HBO Max performansını çok istiyorlardı. Hı -hı. Şu an 320 milyona geçmiş film. Yani ki Amerika İngiltere daha yeni açıldı ya yani, 2 3 gün oldu. Çin'e daha girecek. Çin'den de, ya da girdi mi girecek mi öyle bir şey. Ha, çok büyük para gelmez Çin'den belki bu filmde ama e, ama günün sonunda HBO Max'e ne kadar getireceğine bakacaklar. Ben buradan çok olumsuz olacağını zannetmiyorum ya artık buradan İnşallah. verirler izni. Yani. Ben pesimistim abi. Şey gibi düşünüyorum ben. Abi <laughs> yok diyorum ya. Bu dünya artık Venom'ların dünyası. Yani bize bir bir, bir düğün filmi biz aldık ya diyorum. Tamam diyorum ya. yani. Ben hani şey diyeyim yani. K Kani oldum yani. Ben bir tane düğün filmi aldım. Tamam yani. İkinci bir düğün <laughs> filmini hayal etmeyi kendime çok umutlanırım, üzülürüm sonra. Bu dünya artık Venom'ların dünyası. Recep İvedik Venom'larının dünyası. Recep İvedik, bak Recep İvedik'in dünyası da değil. Recep İvedik'e dönüşmüş Venom'ların dünyası artık burası. Biz buralarda böyle Dune falan bu, böyle bir lütuf gibi bir şey. Deniz Villeneuve gelmiş. Romanı okuyanların anlayabileceği, romanı okuyan, okumayanların büyülenebileceği bir eser yapmış. Bu yüreği yemiş. Warner Bros. gibi kaypak bir şirkette. de Ulan bu herif resmen bizim milyon liralarımızda sanat filmi çekti ama ne yapalım Allah kahretsin onaylayalım artık demiş. Bir şekilde bu bizim önümüze gelmiş konmuş. Ben eyvallah teşekkür ederim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani yıllardır istediğim su aradığım film. Yani biz Mac, bak, kaç tane dikey çakıştaki bütün Star Wars eleştirilerimizde konuştuk. Star Wars'un ruhaniyat tarafını canım, çok unutuyorlar diye. Şey. Ya Dune'u zaten ana kaynak eser olarak almışsın Huy. sen Star Wars. Tamam buradaki kadar ha birkaç tane şey söylemem lazım bu arada. Şey bir tık beni sıktı. Türkücü teyze yine çok kaçmış. Deniz Vilen'i de Türkücü teyzeyi bedavadan dağıtıyorlar galiba. Türkücü teyze? Ah, hey, Deyip böyle yerden ha bir rekum kaldırılıyor ya bir yerden sonra. Şey oldum böyle tamam baba. Aa, yok <laughs> Anladık baba hiç takılmadım. <laughs> Valla şöyle yani şimdi orada biraz e, yani Hans Zimmer'ı da eleştirmek de saçma olacak ama şöyle bir şey var. Late motif mantığı vardır ya yani her karakterin her, türün, her unsurun bir sesi olması lazım soundtrack içinde. Mesela Bene Cezeritler'in sound track'i çok iyi. Hıç 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 diye bir şeyler oluyor. Kadın sesleri geliyor böyle hani şey gibi. Bir grup kadın bir odada bir şey karıştırıyorlar. Hani böyle sanki uzaylılar dedikodu yapıyormuş gibi böyle fantastik bir ses yapmış oraya. Anladın mı? Aa diyorsun tamam. bunu yapmış. Sonra Paul böyle elini kuma koyuyor. Bahar'ı bir çekiyor. Lele ana ne diye oradan teyzem giriyor. Tamam hadi geleceği görüyor. Chani'yi görüyor. Bilmem neyi görüyor falan. Onu da anladım. Hadi orası da olsun senin şeyin. Eee. Altın Yol soundtrack'in olsun, hadi anladın mı? Onun ismi de o olsun. <laughs> Kardeşim, peki o zaman Liet Kaynza bıçak saplandığında niye müzik giriyor? Bak orada gıcık oldum. İkinci kere izlemem ya bu arada benim. Ben böyle bir tık şu an evet. detaylıyım, çarşamba da üçüncüye gideceğim. Ben fena detaylı giriyorum düğünle şu anda. Resmen beni rahatsız eden sahne şu şey oldu abi. Bir yerde sarduk geliyor Liet Kaynza sokuyorlar bıçağı. Lele diye böyle mahsun kırmızı gül gülüyor. Ya. ya dur abi, Paul'un geleceği gördüğünde çalan soundtrack değil mi o? Buradaki karı öldü diye bize ne alaka? Oraya da bir şey koyalım olmuşlar baya baya hatadır bu ben söyleyeyim. Net hata yani. Yanlış. Yanlış kullanım. Olmaz. Olabilir. Bu işleri öğren Deniz. <laughs> Aslan parçası. Bunları ya, biraz... Bu arada ben müzikler... Yani ana tema müziği ve diğer müziklerde okuyayım. Ben şeyden çok etkilenmemiştim ilk izlediğimde. Blade Runner'la tabii ister istemez kıyasladım. Sahnelerde aslında hani... Yarı ses dizaynı yarı müzik gibi o soundtrack'ta da vardı abi. Ya aslında anlamsız sesler. Şimdi ona şarkı olarak bakınca ya da bir parça olarak bakınca bence de bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sesler de geliyor ama mesela Blade Runner'da Sardukar dönüşleri... sahnesini mi diyorsun? Yok genel işte atıyorum ha. ilk o düğüne gelip şehre yaklaşıyorlar. Mesela orası güzel. Hı. Ama diğer sahnelerde mesela işte Blade Runner'da da aynı işte o motor seslerinin gelmesi. Farklı seslerin duyulması. O sahne, senin dediğin o bir sahneyle bütünleşme. Ben ona ses dizaynı olarak baktığımda yani o sesle ha. sahnenin bütünleşmesi bütün mix'e baktığımda Blade Runner kadar etkilenmedim. Onu söyleyebilirim ben de. Yani Blade Runner çok daha etkileyiciydi benim için. Çok iyi bütünleşiyordu her şey. Ama mesela şeye de takılmadım. Şarkınıya böyle ya zaten etkilemedi beni anladın mı? Yani bir tek tema müziği hoşuma gitti. Bir de o Dune'a girişteki böyle ana çöldeki şehre girerken e, güzeldi. Onun dışında ben Soundtrack'i çok, çok sevdim. Yani. Yo, ben Soundtrack'i çok, bayıl, çok sevdim. Yani albümünü dinliyorum ayrıca şu an. Duş alırken açıyorum arkaya Dune'u. Şey Lele falan dinliyorum. Yok dediğin konu için diyorum. Heh. O, bütünleşme için. Evet. Hiç etkilenmedim yani. Bazı yerlerde çok iyi kullanmış. Mesela Baron Harkonnen'in diyaloglarını kesip ses verme. Bene Cezeritler'in ne kadar tuhaf, farklı olduklarını anlatmak için müziği kullanma. Paul'ün Altın Yolu'yla ilgili hayallere, rüyalara düştüğü anlarda Lele teyzeyi koyma. Chani'yi gördü. Biraz bu arada... Bir şey söyleyeceğim. İki, burada çok tuhaf bir eleştirim var. Zendaya. Zendaya muhteşem bir casting. Muhteşem. Yani ben kitabı okurken yemin ediyorum Chani diye bu kızı kafamda canlandırmışım. O mavi gözlerle böyle iki tane baktı ya. Oh dedim. Dirilmiş kalkmış da gelmiş. Yani hiç tabii şeydeki havası yok burada. Spider-Man'deki havası yok ya. Kalkmış da çok gelmiş. Çok var abi Chani'yi bulmuşlar. Falan. Hoş geldin Chani falan oldum. O kadar beğendim tamam mı? Sonra kız geldi abi filmin sonunda. Bir konuştu ki. Allah'ım ya yarabbim. Yani hiç mi o, o, sahneleri ben anlamıyorum. Kızcağızın iki cümlesi var. Bak şimdi. Şeyi de demek istemiyorum ama. Nerede? Kim ne daha yapmış burada? Bu arada düğün benim için çok iyi bir film olduğu için baya iki tane çapa bile olsa gözüme battı. Ee, abi orada Havyar Badem gelmiş. Bir Stilgar olmuş ki. Yemin ediyorum 20 sene önce kitapta okudum. Stilgar kalkmış da gelmiş gibi Stilgar. Bayıldım herife. I have no more to say falan diyor. Gidiyor böyle tık tıkırıyor falan. Her yani böyle net adam, anladın <laughs> mı? Çölün adamı. Oksijenini bile fazla harcamıyor. Az söz, az karar, az dikkatli herif böyle anlıyorsun. Silas yine kısa cümleler kuruyor. Sert, savaşçı bilmem ne falan. Zendaya yandan geliyor. I don't want you to die. You want to die with an honorable sword falan çekiyor böyle. Abi kızım ne yaptın? Dur. Aman aman kızım. New Jersey'de değiliz <laughs> kızım. Çöldesin Aa, sen bir ya. Bir dakika. o zaman sen. o zaman şunu diyeceğim ben de sana. Riyet'le Camis'i de eleştirmen lazım. Camis ne? Camis'te ne var? Camis dümdüz konuşuyor abi. Dümdüz İngilizce konuşuyor herif. Riyet de öyle. Dümdüz İngilizce konuşuyor Bir aksan maksan yok. Hayır aksan demiyorum. tonlama ile alakalı bir şey. Yani mesela... oyu... ya ama bak o başka bir şey. Çünkü ben şey eleştirirse duydum. Bunların aksan niye böyle? Hani Riyet de Camis de dümdüz konuşuyor yani. Aksan değil. Sadece yani ben o noktaya kadar da film sana iyi gösteriyor böyle sürekli. Zendaya Aa, gelecek Aa helal olsun çok da tipi de benziyor çok da beğendim. Biraz fazla gösteriyor bu arada ben bir noktada şeyden sıkıldım. Her an böyle ekranın yanında Dior diye yazı çıkacak gibi reklam gibi biraz uzun da oralar. Ne fazla gösteriyorum 2 dakika gözüküyor kız 3 kere rüyada gözüküyor 30 saniye toplam sonunda da 2 dakika 3 tane cümle kuruyor. Yemin ediyorum sana 3 kere falan gözükmüyor yani Kesinlikle. en az 7-8'i var artık şey oluyorsun tamam no, da bu kız çıksın yok, artık yeter oluyorsun yani. Toplam süresi 2 dakika değildir ha hesaplasak. Ee, Yoktur yani. Ha yani... şunu eleştiririm bu arada. Hmm. Pardon. Ee, bunun marketing'e kullanılması yani 3 dakika gözükecek birinin posterlerde, fragmanlarda vurgulanması götlüktür Bak bunu söylerim ama. Tabii yani. tabii. Ya şunu söyleyeceğim neticede. Chani bir sonraki filmde en az başrol kadar diyaloğu olan ana bir karakter. Evet. İnşallah ne olur? Yani Zendaya da yeteneksiz bir kız mıdır değil midir bilmiyorum. Sadece Spider-Man'de izledim ben bu kızı. Spider-Man'de de aman Peter dikkatli ol. Ay filan dışında bir şey demiyor kızcağız. Yani oyunculuğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Ama bu filmde olmamış arkadaş. İki cümle kuruyor. İkisinde de beni bayağı çölden çıkarttı. Cücüt diye IMAX'in salonuna geri attı. O atmosferin içerisinden beni böyle kafamdan şey itiyor ya. Ancient One Doctor Strange'in ruhunu dışarı itiyor ya vücudundan. Yani bilmiyorum bu kız yeteneksiz bir oyuncu mudur gerçekten bilmiyorum Hayır, ben, ama ben buna ne olur buna bir poç moç tutulsun bir şey tutulsun <laughs> iki saniye ya sen çölde iki saniye sesini bir azıcık hırlatalım yapacağım biraz aşağıdan mı konuşacaksın yani çünkü bir de fremen kadınlar işte şey diye geçer yani çok daha tehlikeli çok daha saldırgan hani erkeklerinin yanında sakin kalıyor aslında kadınlar daha saldırgan tehlikeli varlıklar falan. Zenday'a bir tık minnoş kalmış orada. Yani hemen de böyle New Jersey'den Zoom'la bağlanmış gibi kalmış. Beni çok dışına itti. Hiç hiç memnun kalmadım. Ee, ikinci i̇kinci filme çok bakıyorum burada. Yani yetenekli bir kız mıdır budur değil midir bilmiyorum. Tip olaraktan ya gerçekten Chani'dir. Bu kalkmış gelmiş, hoş gelmiş. Başımızla beraber buyursun. Ee, ama ikinci filmde de böyle sürekli... Zoom'dan bağlanmış gibi diyaloğa devam ederse çok fena kopacağız yani. Bilmiyorum. Beni, beni çok yordu Bilmiyorum. yani. Ee, iki i̇ki tanecik cümlesi vardı ama beni orada beyin olarak kopardı ya. Bilmiyorum oğlum. Hiç öyle hissetmedim lan. Hiç, hiç katılmadım sana ya. Herhalde filmle ilgili en nokta bu. Yani geldi cümlesini kurdu. Bu arada hiç suratında ifade yoktu ki. Boş baktı zaten böyle. Zaten donuk baktırmışlar kıza. Belli ki gel sende iki dakika sahnem var diye. Çünkü mesela diğer sahnelerden çok farklı. Onun rüyasında böyle gülüyor, miliyor. Tabii Böyle bir havalı falan. Hani ocak Onu... reklam gibi dediği kısım doğru. Bak hani ama. rüyalarda farklı. Muhtemelen orada bir kontrast için demiş ki burada abi donuk Yani buradaki donuk oyuna çık demişler yani. Bak Doktor Liet Kainz'ı saymazsan 5 tane Fremen karakter görüyorum ben bu eserde tamam mı? Liet Kainz'ı sayma doktor. Gitmiş Harvard'da okumuş geri gelmiş tamam mı? Hadi neyse. Ee, bahçeyi sulayan dayı. Bahçeyi sulayan dayı. You shouldn't be here at this hour falan gibi bir herif tamam mı? Onu ayırdım. Geri kalan fremenler zaten lisan el gayb falan diye bağırıyorlar. Jamis var işte. Tuhaf bir dil konuşuyorlar. Camis zaten hu hu falan bir herif böyle şey falan diyor. Stilgar, I want Amdal falan diyor. Bak o da böyle bir şey yapmış. Yani birazcık Ama böyle saldırgan. Harlem adamı gibi, gibi oğlum Camis. <laughs> harlem harlem abi bir serserilik katmış içine o demek istiyorum. Bu fremenler böyle şey bir tipler değil yani. I don't want you to die alone. Here, this my aunt gave me this sword falan yaptığın zaman ben böyle biraz şey oluyorum. O maçıp sahne izleyeceğim tekrar. Hiç böyle konuşmuyorlar. Şey gibi, konuşmuyor şey bu gibi arada. oldum ya. Dün herhalde kız kız normalde şeyde başkentte Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyuyor. Yazların ailesinin yanına geliyor herhalde dedim. Yani maşallah ne kadar eğitimli yani, şey bir fremen dedim. Hiç böyle konuşmuyorum kız bu arada. Ama şunu söyleyeceğim. Bence bu da zendeyan hatası değildir. Çünkü hakikaten söylendiği gibi 3 gün gelmiş sete. Kız zaten 2 gün yürütmüşler belki. <laughs> Kızım sen Hayır, yürü demişler. Yani. <laughs> Kızım sen yürü demişler. Çekmişler burada da oyna demişler. Yani ben olabilir. ne kadar bunu entegre olabildi. Ne kadar bir koç tuttular. Bunlar oyuncudur ya. Yani zaten ben de kız da gelsin kaç yaşında genç bir kız bu. Gelsin de bir anda böyle şu fremene dönsün falan diye beklemiyorum. Bunun başına bir koç koyarsın. İki böyle sesini oturtur bir şeyini oturtur girer onunla. İnşallah ikinci filmde bir tık bir tık daha böyle vahşi saldırgan elin hançeri aldığında saplayabilecek şey böyle hani ya ne bileyim oğlum Zendaya'nın biraz daha şey olması lazım yani. emniyet haber salın. Kimse emniyette değil falan bir birisi olması lazım. Böyle Chanin'in yani anladın mı? Bir tık Anladım. böyle minnoş kalmış. Çünkü geri kalan fremenler daha Liet Kainz'a hariç çok daha saldırgan karakterler gibi geliyor sana. Saldırgan ya da egzotik ya da vahşi geliyorlar. Zendaya tuhaf bir şekilde daha böyle tanıdık bir hali vardı. Ee, bilmem. Her Mesela şey ilginç burada şimdi. Bu dediğinden şunu düşünebiliyorum. Hani yine spoiler burada. Kitap spoiler da var biraz uyarayım. Yani Liet karakteri mesela e, kitapta nasıl konuştukları ilgili bu arada hiç ben bilgi hatırlamıyorum. Şöyle konuşurlar böyle konuşurlar. Ama agresif. ya yani diyalog olarak agresif. Leto ile böyle biraz böyle ters gidiyor. Hemen kabul etmiyor. Belli onda böyle bir şey negatif elektrik hissediyorlar. Tabii. Mesela filmdeki Riyad'deki agresyondan çok böyle bir ya kardeşim sen hakem değil misin buralara bize yardım et falan böyle biraz daha orta yolcu ama ne oldu da belli değil böyle bir tuhaf karakter gibi. Şimdi Diyet'le Chani'nin de bir bağlantısı var günün sonunda. Belki onu nasıl yapacaklar mı? Belki o da değişmiştir. Olabilir. Yani bu bağlantıdan çıkıp mı bir yere gidecek karakterler? Belki bu dediklerini o çözer. Ha ben çok takılmadım buna ama dediğin şeyler... Şimdi sen tamamını okudun. Ee, eğer e, ilerleyecekse dediğin şeylerin olması için değişmesi lazım zaten belki de tarzlarını daha bir sonraki filmde göreceğiz. Çünkü gerçekten Zendaya geliyor iki cümle kuruyor, donuk bir şekilde. Hmm. Ve bitiyor. Yani buradan ben çok bir şey almadım açıkçası. Bu kadar e, etkilenmedim. Ama gıcık da olmadım. Ama niyette Beni... bağlantısından dolayı bir şeye çevrilecekse belki orada bağlanabilir bu konu. Ha belki. Bilmiyorum. Bence bence kızı çok vakitleri olmamış ya. Hani demişler ki Zendaya hoca efendimizin 3 üç dakikada 3 üç, üç gün vakti var. Aman demişler iki gün ne olur çölde yürütelim o görüntüler bize çok lazım çünkü Christian diyor Yardım. reklam filmi çekiyoruz ne yaparız ne yapıldırız demişler. De. Oraları çekmişler. De. vallahi kanka ben bir tık şeyi baydım onu söyleyeyim bak tekrar ediyorum. Çani gözükür kumdan avuçla kum çekilir lele müzik girer artık bu dördüncüye falan dördüncü oldu ben bir tık dedim ki eyvah dedim Zack Snyder işte, tabii ki. <laughs> demiş ki Vilenu çok iyi olmuş ama biraz demiş gırtlak teyzeyi arttır demiş böyle tamam mı? <laughs> Bilmiyorum yani böyle küçük küçük takılmalar bunlar ama bunlar yani iki, sahne fazlaydı bence hoş. diye sinema eleştirisi olmaz burada. Yani çok, hani takıldım yerlere söylüyorum artık. Bu çünkü şey değildir. Bu Tabii filmi eleştireceğim. Öyle. Bazı sahneler biraz uzun olmuş. <laughs> <laughs> Hayır yani değil. Bu benim böyle takıldım birkaç tane Şeyi şey, beğendim Sen onu soruyordun mesela bak. armırları e, armorları sormuştum bana. Armorların evet. dövüştüğü durumu. Ha, ona nasıl Ne diyorsun? Ya. Ya? Valla hani Arif olanı anlatmış. İlk önce çocuk eline böyle sert vuruyor geçmiyor. Sonra yavaş sokuyor geçiyor. İki dakika sonra gör nihayet geliyor. E, unutma evlat diyor. Yavaş bıçak kalkanı deler diyor. Ha falan. Tamam böyle pır pır falan gibi bir takım efektler var orada. Zaten maviye boyamış kırmızıya boyamış. Artık böyle demiş ki ben daha nasıl anlatayım demiş yani. Daha da bomba atıyorlar. Bombalar slow motion'da düşüp diye kalkanları geç, geçip içine giriyor. Ee, ah, yani bir tek böyle işte insan şeye takılıyor. Mesela bir sonraki filmde çok kritik olacak bir bilgi olan e, neden bu filmde balistik silahlar kullanılmıyor ne, ya da neden mesela bir sahnede biz Duncan'a la lazer sıkıldığını görüyoruz. Hani evet. ve hiç orada şey falan da demiyor. Komutanım bir tane uzay gemisi gidiyor. Lazer sıkın falan demiyor. Duncan bir yerden kaçarken kamera yukarıda çok büyük bir gemi çekiyor. Gemi belli ki Duncan'ı tespit edip diye lazeri veriyor. Çatır 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 bir şeyler patlamaya başlıyor. Lazerlerle kalkanların arasında bir etkileşim var mesela kitapta işte anlatıldığı üzere. Mesela Nazarların orada... çok, evet. Yani o kalkanlar e, aslında tuhaf bir şekilde bu Dune evreninin tekrar feodal bir evrene kalış, silah dövüşüne geçmesini çok zorlamış, güçlü, önemli bir teknoloji. Onu çok mesela o tarz detayları vermemişler. Bir tık orada merak eden araştırsın kardeşim çekmiş bileniyor ki merak eden araştırsın kardeşim çeken yazarın da ben ellerinden öperim ya sen ne kadar <laughs> adamsın dedim yani. Bu arada lazer silahın çok tehlikeli olduğunu bir de şeyde vurguluyor en yani son. Bunları o eski tesisin içinde basıyorlar ya. Şey Duncan dışarıda dövüşürken içeri lazer sıkıyorlar ve duvara hmm. geliyor. Bunlar anam anam falan oluyorlar. Ya, lazer silahın tehlikesi oradan belli. Kalkanların da işlenişini ben de işte ondan hani çok anlatamamıştım spoiler olmasın diye de. Adım adım veriyor yani. Harbiden evet. Gurney'le eğitimi görüyorsun, görüyorsun görüyorsun görüyorsun. En sonunda mesela işte. Kalkanlar da dövüşürken tabi filmde 18 yaş olduğu için sınır olmadığı için kan gövdeye götüremiyor ama onu da mantıklı hale getirmiş. Yani zaten sana o silah böyle seni parçalayacak gibi girmiyor. Çok böyle yavaşça geçip zaten orada Duncan ne kadar güçlü olduğunu da anlıyorsun. Yani o kalkanlar herif öyle bir geçirebiliyor ki yakın mesafede. Oha diyorsun hani olan bu kalkan böyle bir şeydi bu herif laps diye geçiriyor. Ölümleri falan da o zaman mantıklı olmaya başlıyor diğer karakterler. Neden yani. kılıçla dövüştüklerini falan anlamasam bile o anda. Tabi işte Battler'in cihat muhabbetine geliyor. Bence onu muhtemelen ikinci filmde anlatacak bu arada. Anlatır anlatır. Yani, o detaya gelecek. yerlere geliyor Kalkan konusu yani doğal şekilde. Ona gelecek muhtemelen. <laughs> Vallahi abi son yıllarda izlediğim en keyifli filmlerden bir tanesiydi. Yani özetle yani şöyle bir noktaya toparlarsam ben First Man filmini izlediğimde ben sinemadan bu kadar mutlu çıkmıştım. Suspiria'yı izlediğimde sinemadan bu kadar mutlu çıkmıştım. Ee, neyi söyleyeceğim başka? Şeyi. kız erkek arkadaşıyla beraber köye gidiyorlar da köy deliymiş ondan sonra diye bir film var. Neydi onun ismi hatırlıyor musun? Onu lan. Neyse, okey. Mad Max'e belki öyle olmuş. var, izlemiştim. Ha, i̇zlediğimde Midsommar. bu kadar sinemadan mutlu çıkmıştım. <laughs> Köye gidiyorlar. Deli çıkmış deyince genel bir Anadolu köyü gibi geldi. yani. <laughs> Neyse işte. <laughs> Ondan böyle mutlu çıkmıştım. Yani bak bu film şey bir film değil ha. E, nasıl söyleyeyim? Abi iyi olmuş ya. Hani Anladın mı? Yani, Mad Max'ten ben böyle çıkmıştım mesela. Yani bu evet, filmler işte. böyle ömrüm boyunca sen ne kalacak? Oh be. İyi ki sinema var ya. Sinemanın lensini icat eden adamın ağzını öpeyim falan dedim. Yani, <laughs> ne güzel sinema bakın yapmışlar insanlar bir şeyler yapıyorlar falan. Ee, biraz biraz da bir şey havası vardı bu filmin ilginç bir şekilde. O bir artık imzası tabii. Yani yer yer böyle bir slide show gibi bir görsel bir e, yani portreler çizme, tablolar çizme, portre demiş. Ben tablolar çizmeyi çok seviyor. Yani film hakikaten bazı yerlerde 4K ekran görüntüsü al, arka planına koy ek sahnelerine çok çalışmış. Gün batımı, işte pol yürürken arkada uzay gemisi çıksın. Ya şey sahnesine bayıldım yani. Gerçekten herhalde bir yerlerim arka plan yapacağım onu. Büyük Neyse. gemi gelmiş. Büyük geminin içerisinden dökülerek Aa, Atreides çıkıyor, gemileri evet. of, çok şeyin iyi üstüne, ya. gezegenin üzerine dökülüyor. Ondan sonra böyle her biri birer ya. piyon, vezir gibi dikey bir şekilde dünyaya iniyorlar. İniyorlar şeyle beraber aslanlar. Hayliner miydi? Hayliner mı O zım büyük olanlar galiba hmm. onların adı. Onların içinden çıkıyorlar. Çok güzel gözüküyordu onlar ya. Bir tek işte şey mesela yani Leto Atreides'in normalde Dune'a indiği, A Arekise ilk indiği sahnede Here I am, Here I stay dediği başta bir sahne var. Onu mesela koymamış çünkü abi ölürken de onu söylüyor ya. Yani aslında keşke koysaymış şu bir saniyelik bir şey yani filan. Koyabilirmiş. Böyle saniye. ama işte bir şeye de bir başlayınca ulan şu da olsaymış bir başlayınca zaten <laughs> işte Yücel'le konuşuyorduk Vedat'la filan. Herkes diyor ki keşke şu da olsaymış bu da olsaymış. Şimdi tabii biz okumuşuz bunu yani insan hep bir şey istiyor öyle şey gibi evet. değiliz yani. Tom Bomba dinlerdi falan hani Tom Bomba dinle ne işe yaramış aga hani anladın mı geç Tom Bomba abi, Bir şey değil mi Tom Bomba dinleyince ben Görney için aldığı karara bayıldım. Gördün çünkü kitapta şeye bağlıyor bir yerden sonra. İşte gel lan bir türkü söyle bakayım falan. ne bileyim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kitapta böyle bazen şey oldu. Oğlum bu herif niye şimdi geldi türkü söylüyor burada. Bir dakika dur ya <laughs> ee, son, ya. son zamanlar yine Green Knight vardı ya. Bu film bir deneyim giriyorsun bir şeyler atıyor sana. Sen diyorsun ki oh hamdolsun bugün de yemeğimizi yedim. Ya ben doydum ya bu Anladın mı? Ben doyup da çıktım bu salondan. Düğün kitabını okumasaydım bu kadar etkilenir miydim? Bilmiyorum. Çünkü zamana da geri gidip düğün kitabını okuduğum gerçeğini değiştirmem mümkün değil. Evet. Ama ben Litany of Fears'ı ezbere bilen insanlardan bir tanesiyim. Yani Dune'u seven bazı insan Litany of Fears'ı ezbere bilir. Fear is the mind killer duasını. Veya benim hayatımda da kullandığım bir şeydir. Yani ben hayatımda daha korkusuz bir insan olmam gerektiği zaman hele gençliğimde o aklımda kalır da her zaman şey gibi. Star Wars'un da Dark Side, Light Side'larının böyle mantıraları vardı ya, küçük. ilk evet. bölümlerimizden bir tanesi de konuşmuştuk. Yani bazı geek eserlerindeki bazı cümleler insan hayatında kalıyor. Benim Dune'dan kendi hayatıma kattığım çok şey var. Şimdi çıkıp da böyle iyi bir yönetmenin bu kadar iyi görselliklerle, böyle bir müzikle al bakalım aslan. Hani bu da Dune'un filmidir yani. Kitabın filmi değil ama bence Dune böyle bir şey deyip ortaya böyle yorumladığı bir şey koymuş olması. Benim için tamam ben eyvallah ben yiyeceğim yedim. Sinema böyle bir şey olmadı dediğim gibi. Eee bütün iğrençliklerine rağmen bu filmin arkasında nasıl durduğundan hayret ettiğim Warner Bros. Yani Warner Bros. ikinci filmi hadi başka üretmeye çektiriyoruz falan. Aa yok yok o Legendary'de ya zaten Legendary ve Window Villeneuve... zaten o anlaşmayı yaptılar. Bir Warner sonradan işin içine girdi. Yani orada Warner'ın tek şeyi burada ortaklık yani aslında ve dağıtımcılık evet. aslında. Yani Hemen Fortnite'a konu... Hemen Fortnite'a Paul'ün skin'i koymuşlar görmüşsündür onu. Koydular evet geç. Şey, Kırmızı oya da. <laughs> İşin ilginci maşallah PUBG Mobile'a da Paul'ün skin'i koymuşlar. Fortnite'a da Paul'ün skin'i koymuşlar. Paul'ün <laughs> skin'i lazım. skin'i de koymuşlar her şeyi koymuşlar. Ee... Jessica skin'i niye yok kardeşim ben Jessica skin olsun isterdim. Yani. Ben şeyi anlamadım gerçekten. Yani bunlar bu filmi izlediler ve şey mi dediler ya bak ben bak kanka. Bu insanlarla tanışmak istiyorum bak. Orada bir bir grup insan var bak. Bu adamları gözümüzde canladım. Chat ne olur. Seyirci ne olur siz de kafanızda düşünün. Düşünüyorsun tamam mı? Diyorsun bu filme giriyorsun. Filmde böyle sardukarlar geliyor. ne bileyim solucan çıkıyor böyle. bir şeyler oluyor. Kocaman. Çani geliyor oradan. Lele falan kanlar dökülüyor. Bir şeyler dökülüyor. Korku akıl katilidir. İşte korkumun içinden geçeceğim bilmem falan bir şeyler söyleyeyim. Adam izliyor izliyor bunu iki buçuk saat diyor ki o bunun Fortnite'a skinini koymamız lazım diyor. <laughs> Anladın mı? Yani orada öyle bir adam var. Bu iki buçuk saatin sonunda adam alleme diyor kulleme diyor diyor ki bunun Fortnite'a skini çok iyi gider baba diyor. Sen kimsin dayı ben seninle tanışmak istiyorum ya. Yanında da adam var diyor ki efendim Diyem PUBG Mo Mobile'a da koymayalım mı diyor. Ooo diyor Pub Mobile'da, PUBG Mobile'a da PUBG Mobile'a da koyun tabi lan deli misin diyor. Peki ha, oğlum ha. şeytanla şu anlaşma yapmaz mıyız ya? Bugün Warner bu filmin ikincisine ışık verecekse gerçekten buradan seyri çekmesinin payı varsa ben bu anlaşmayı okeyim ya. Her yere ya, yok. koysun kardeşim. Ya hiç umurumda değil e, ya. Tamam. Ben bu filmi devamlı izlemek istiyorum. İyi tamam. Okey, kabul ederim bunu tamam. Gel Ama... şeytanla bu anlaşmayı yapalım. Ee, yani ne bileyim abi ya. Abi <laughs> bu arada Fortnite'taki şeyi çok güldüm ben. Fortnite'taki solucanı böyle Çapraz gözlü salak bir tip yapmışlar ya. Ben ona Hadi canım bunu görmedim. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> oradaki solucan diye şey koymuşlar. Bunların böyle dandik balık gibi bir karakteri var ya iki tarafa bakıyor böyle. Ha. O biraz şey gibi olmuş. Yani Paul çok gerçekçi koymuşlar mesela. Ki o çok ilginç bak. Paul Chani'yi şey yapmamışlar böyle. büyük <laughs> Fortnite karakteri yapmamışlar. Ama nasıl olduysa şey huludu şeyi geçirmişler. Toprak solucanı böyle ama iki tane çapraz gözü var sağa sola çapraz bakıyor böyle. <laughs> ona güldüm biraz çünkü yani... Normalde şey, hulut böyle şey ya işte hani tanrı gibi bir şey falan ya, böyle toprakların <laughs> altından geliyor falan. bir şey geldi falan. falan. <laughs> e Yemişim abi. Bu arada galiba Warner şey yapacak ha, e, bugün bir haberi dönüyordu. Böyle bir dövüş oyunu falan planı vardı galiba bunların. Ellerindeki bütün karakterlerle böyle şey tarzı. Ne? Ee, ne? dövüş işte. oyunu mu? Dune değil. Bütün Warner'ın hmm. hakimiyetinde olan karakterlerle. Baron Harkonnen ne finisher atıyorsun falan böyle düşünüyorum <laughs> bunlarla. <gülüyor> Harry Potter geliyor yandan falan. Smash Bros tarzı. Herkes herkesi dövüyor tarzı bir şeyler yani. <laughs> Yap, yaparlar ha bu arada ve bu bence satar. <laughs> Aliye'yi de gördük bu filmde. Aliye'yi? Ya Aliye'yi Konya'yı gördük hadi bakalım. <laughs> okumayanlara okumayanlara küçük sürpriz. <laughs> yani <gülüyor> film e, bu filmde aslında hakikaten geleceğe dair çok çok fazla e, küçük küçük parçacıklar da vardı. Evren kuruyor abi. Dune evreni kuruyor abi, Anladın mı? Diğer filmlerle bağlantılıcık abi. Dune 2 Dune ile bağlantılı olacak abi. Ya işte ya ben de buna üzülüyorum değil mi? Yani o kadar uğraş bak. Mesela Politeknik hariç galiba bütün bir de Maelstrom'la bir filmi vardı. ya i̇kisi hariç sen de izlemişsin. Bütün filmlerini izledik neredeyse filmi. Villeneuve'ün bütün filmlerinde o mekanın içindeki insanı küçücük hissettirme ya da böyle o işte daha böyle kapalı mekanlarda mekanla böyle insanın arasında bir bağ kurma. Hemen orada işte o yüzüne bir şey yansır. Bak burada da var mesela işte polçaların arasına giriyor. Hemen böyle o dijital değişimle beraber insanın oraya bir entegrasyon oluyor. Mesela bunlar hep kafayı takan bir herif ve günün sonu inanılmaz bir görsel bütünlük çıkartıyor. O büyük büyük şeyler sana işte burada niye var demiyorsun. Ya Bugün Death Star'ın olması varsa ki bu bence Herbert'ın da başarısı. Orada da biraz bahsediyor onların ne kadar büyük olduğunu. Yani bunları topladığında çok güzel etkileyici bir atmosfer çıkar. Günün sonunda biri gelip diyor ki A, bu silah niye öyle ateşlenmiş? Ya ulan tamam anlıyorum bak merak uyandır e, güzel... Ama bu değil lan onun da şey o değil ya. Sen biraz da filme mi odaklansak artık ha? Bana ne silah nasıl Ya çok onunla değil. Çünkü o silah nasıl ateşlendi bana Paul'un neden kötü bir insan olduğunu açıklamıyor anladın mı? Ama o, o silah Paul'un elinde başka bir şeye dönüşüyor olsa atıyorum işte bir tetikleme mekanizması var ve Paul işte onu e, Atreides soyundan geldiği için bilmem neyi ha, o zaman merak ederim. Ulan bunu nasıl yaptı falan. Ama kimde değil yani diğer türlü. Ya, e, yani şöyle bu film filmin şöyle temel bir sıkıntısı var. Film daha demin de konuştuğumuz gibi Green Knight'a aşırı benziyor. Villeneuve gerçekten biraz daha art house bir film yapmaya doğru hızlıca giderken tabii yapamamış. Art house bir film yapamazsın bu kadar büyük bir brandle. Yani ve Warner Bros'tan bu kadar bütçe almışken %60 olmuş bence. %60. Heh, haliyle demiş ki aga o kadar da art house yapamayız. Ben bunu biraz daha normal filmimsi gibi yapayım demiş. Ee, haliyle yani IMAX'te gösterilen normal filmleri standart izleyen bir seyirci olsan bu ne lan dersin. Yani biraz şaşırtıcı bir film olmuş. Yani son zamanlarda sinema izleyicisinin gişe rekorlarını kırmakla andığı filmler arasında başka bir film. Bu bir blockbuster film değil. Bu bir e, işte şöyle düşün yani örnek vereyim mesela Shangri-La ile Shangri-La ile shang ile Green Knight aynı hafta vizyona girdiler. Green evet. Knight küçük salonda, bir salonda oynadı. Shangri-La büyük büyük IMAX artı iki küçük salonda oynadı. Yani Dune bu hali, bu film, Vinny'nin yaptığı bu film aslında IMAX filmi değil. Yani şu açıdan söylüyorum. Hani baba Rock popüler... Anladın mı? hani, hmm. Popüler bir film geldi baba. Yıkacak salonları falan. Bu film o film değil. Çünkü insanlar buna alışkın değil artık. İnsanlar IMAX'lerde daha böyle hız, hareket, aksiyon, şakalar, mizahlar, komiklikler. Biraz Marvel sinemasının da etkisi var tabi bunlarda. Evet. Korku filmleri falan. Hani böyle bir yani yılın bilim kurgu olayı falan. Warner Bros. çok parlattı bunu işte. Birazcık şey yaptı böyle. Star Wars diye giden... Next bundan... saga. Ha yani buna Star Wars diye giden bu ne lan deyip çıkar açıkçası. Yani e, o beklentiyi bence ilk ilk fragmanda çok iyi verip ikinci fragmanda ekere ökere fragmana çevirdiler. Konuşmuştuk ya bunu. Evet. E adam da film satacak. İşte bir noktada senin dediğine geliyor. Şeytanla anlaşacaksın bir noktada. Yani bu film satacak ki bu kadar güzel bir filmin devamı gelecek. Öte evet. yandan işte bunu satmak için de millete de böyle bir olur mu ya bakın Zendaya falan var ya <laughs> falan hani böyle o Disney'deki Zendaya değil mi ya bu, bu filmdeymiş ya falan yapacaksın evet. birazcık. Yalandan Paul ile öpüştükleri sahne koymuşlar fark ettin değil mi onu yani rüyasında Paul neredeyse öpüşüyorlarmış gibi sahneler resmen sipariş edilmiş o sahne o da şeyden işte. Hani Timothy o Timothy Chalamet ile Zendaya öpüşüyormuş kızlar filmde haydi koşalım falan öyle bir, bir, bir yani. Kandırmışlar milleti birazcık onu söyleyeyim. Yani o net, o çok net. %100 katılıyorum buna. Ha yani Villeneuve resmen bazen demişler ki kardeş şu parçaları monte et bu filmin içine çünkü bu filmi satması lazım demişler. Herif de monte etmiş. O yüzden biraz ilginç de bir film. Yani şeyi anlıyorsun yani böyle baktığında. Yani adam orada rüyasında Paul ile öpüştü öpüştüğü sahneyi koysa ne yazar, koymasa ne yazar. Ama işte Zenda ya da bilet sattırıyor işte. Artık onun bir dengesini kurmaya çalışıyorlar yani. Mecbur. Öyle. Yemiz mahkum. <laughs> Kaçamıyoruz. Hmm. Neyse günün sonunda yıllarca bekledik. Konuştuk da yani. O gün geliyor. Bugün ertelendi. Mart'ta mı geliyor? Nisan, Eylül, Ekim derken. Sonunda Covid atlattık ya. Bu koca film için Covid atlattık. Evet, evet. <laughs> ya çok merak. Yani ben çok tatmin oldum ya. Beklediğim film buydu. Yani bir şey söyleme Ben bunun devamı gelmesin. Yarım kalsın bunda bile okey. Göreceğimi gördüm. Yani bir tane yönetmen gelmiş. Benim kafamda canlandırdım görüntüler almış. Kostümcüler çalışmış. CGI'cılar çalışmış. Aslanlar gibi oyuncular oynamış. Hans Zimmer müziğini yapmış. Dune sevenlere armağanımız olsun diye 60 adam dünyaya. Tamam eyvallah. Teşekkür ediyorum. Mis. <laughs> Daha başka bir şey istemem yani. Övlerine sağlık. Yani, alacağımı aldım yani. Anladın mı? Böyle ki karnım doydu benim. Daha ne olsun zaten. Yani e, nasıl Yüzüklerin Efendisi filmi, Yüzüklerin Efendisi kitabını bir yere getirdi, şahlandırdı bir yere noktaya koydu. E, of, sen değil Hobbit. Hobbit filmlerinin olur Doğru. unutalım hep beraber. Ama nasıl Yüzüklerin Efendisi filmi Yüzüklerin Efendisi kitaplarını bir yere taşıdı. Bence Dune'un kitaplarında Dune'un filmi bir yere taşımış. Ve şu açıdan da iyi olmuş. Dune'u popüler bir film haline getirmemişler gerçekten. Popülerden kastım anladın mı? Yani böyle evet. yine çok iyi ki şey yapabilir bu film ki şey yapamaz diye demiyorum. Ama popüler film yapmak var. Bir de böyle bir film yapmak var. Eee Sardukar gezegeninde baş aşağı adamların kanını akıtıp Sardokarların alnına sürüyorlar. Bir yandan diye ses geliyor. Yani <laughs> anladın mı? Star Wars falan diye yani böyle bir bilim kurgu filmi gelmiş diye gittiğinde beklediğin sahneler bunlar değil genelde. Ee, şimdi haliyle bu film ne diyeceğim unuttum. Netse de popüler bir film yapabilirlerdi. Onun yerine bu filmi yaptılar. Bunun devamı gelmese de ben buna kaniyim. Özetle bunu söyleyecektim. Ha şu açıdan çok iyi olmuş. Bu filmi izleyip de Dune'a girenler aslında filmde aldıkları duygunun belki 3-4 katını kitaplarda bulacaklar. Yani aslında adam şunu çok iyi vermiş. Kitabın ruhu, kitabın kalbi, kitabın duygusu bu filmde var mı? Var. Kitabın pek çok detayı yok. E o da çünkü kitap değil bu. Ama bu filmi beğeniyorsan Dune'un kitabını da çok seveceksin. Yani zaten ancak Conversion dediğin şey böyle olabilir. Yani bir uyarlama böyle olmalı. Yani sen kitaba girdiğinde... Oğlan kitap bambaşka bir şeymiş. Arkadaş herif bizi salonda kandırmış dediğim bir sürü film vardır ya. Yani onu yapmamış. <laughs> kitabın filmini yapmış. Ama kitabın filmi bu oluyor işte yani. Bir de abi kitap çok geniş bir an. Bak dizi sınırım var. Çizgi roman sınırım var abi. Çizgi roman sayfa sayıları aşağı yukarı bellidir. Bir fasükül 18-20-24 arası olur. Ona göre cilt 6 fasükülden oluşur. Ha bağımsızlarda değişir. Dizi belli, film belli. Ama kitap. Abi bin sayfa da yazarsın. İki bin sayfa. Ya yaz istediğin kadar. Ama tabii okunmaz o başka bir şey okunur. Zaten tutarsa tutuyor. Ya kitap dünyası bambaşka abi. Kitapta o kadar çok şeyden bahsedebilirsin ki. Yüzükten Efendisi yıllarca ya yani şu anda belki çok hatırlanmıyor ama yıllarca ilk kitap eleştirildi. Çok test tasvir var dendi. Filme nasıl aktarılacak dendi. Bunlar tartışıldı. Sen hatırlıyorsun. İlk film çıktı. Gömüldü gömüldü. Oscar'da yüzüne bakılmadı. 3 film bitince 13 Oscar mı ne birden aldı. Çıldırdı millet böyle. E çünkü bir bütün oluştu. O zaman da işte yok Legolas böyle bir şey olacak. Abi neden Yüzükler Efendisi'ne girdim? Hani çok da benzetme yapılıyor şu an. Next Saga, Next Saga. E tabi Yüzükler Efendisi, Matrix'ler, işte ondan sonra Harry Potter'lar, Sagalar bir sürü şey izledik. E şimdi buradaki Next bu. Evet yani onu ister istemez kıyaslıyorsun yapısal olarak. O zaman da bu eleştiriler yapıldı. Günün sonunda mutlu çıktık mı çıktık. Ya ufak tefek şeyler tabii ki sen de takılıyorsun ben de takılıyorum. Takılınca bunlar olacak, bunlar olmak zorunda zaten. Hı hı. Yönetmen de takılmıştır eminim. Yani bittiğinde ya oturup bu. asıl herizmden çok deniz al diyetini deyip kolunu bırakmış belli ki masaya. Yani ya, tabii canım. ben o adamın yerinde olsam ekleyemediğim her sahne için bir şişe açardım evde oturur içerdim. Acılar <laughs> Kesinlikle. şey katlediyor beni acı gerçekler diye zıngır zıngır diye bırak aslında. <laughs> Çünkü düşünsene <laughs> abi Diyonun filmini uyarlıyorsun. Abi o sahneyi koyamıyoruz dakikası yetmiyor falan diyorlar sana böyle yapmayın Anlamıyor. o çok güzel sahne <laughs> falan oluyorsun böyle. Yok yetiştiremiyorsun sahneyi sığmıyor falan diyorlar. Yani e, bir şeyleri bir şeyleri masada bırakmak zorunda bu adam. Ne yapsaydı bu adam? Bir tane Hobbit kitabından üç tane film mi çekseydi? Aksine şu kadar <laughs> kitaptan böyle bir, bir şeyler çıkarmaya çalışmış. Ben okuyayım yani. E, bazı şeylerin masada kalması normal. Yani yapacak bir şey yok. Ha ne olur? Extended Edition çıkar. Rap beraber tuttururuz. Re Villain'i kat diye. Adamlar orada para görürlerse verirler bir 50 milyon daha Villeneuve'ye. <laughs> bir tane yemek sahnesi çekiverir. Ne olacak Oscar Isaac'e bir takma sakal takarlar. Gelir iki dakika. E, öyle de Doğru olmaz mi? ki ya falan falan yapar. Yapıştır verir geçerler. Bir şey değil. Gayet kolay. Okey. Daha güzel konuştuk bence filmi. Yani inanılmaz spoiler da vermedik bence. Güzel özür ee, Yani şeyi çok, çok merak ediyorum. Konuştuk. İkinci kitap. Üçüncü kitap. O kadar ilginç yerlere gidiyor ki. Ya ben bir şey diyeyim mi ya? Yani ben şu an biri muhtemelen çok kısa sürede bitireceğim aslında. Yani Yarısı yarısına geldim zaten. Hmm. ile ee, üçle ilgili çok hani internette gördüğüm genel övülme şeyini. Üç çok övülüyor ya. Yani. çocukları tabii hmm. aşırı övülüyor. Onu çok merak ediyorum. Yani belli ki zaten kıvam olarak da işin esas e, ee, Herbert'ın o bu boktan dünyaya bakış açısının e, detaylandığı kitap olacak. Çok merak ediyorum. Sen 3 okumuş muydun oraya? Beşini okudun. Yani bilmiyorum sen ne dersin ama o kitap şu an çok oraya gelmek istiyorum bir önce. Yani. Valla abi yani işte şimdi şöyle çok ilginç bir durum var. Belki insanlar Dune'un birinci kitabı için sinemaya aktarılamaz deniyordu. Ya ben bir şey diyeyim mi? Dune'un birinci kitabının <laughs> yine iyi kötü işte vay Leto'nu vay adam öldü vay ihanete uğradılar. Aa doktor yeh bilmem ne falan bir şeyleri var. Yani bir yerden sonra <laughs> e, bir en azından bir olay örgüsü var. Başı, başı sonu var. Yani ikinci kitap Son Derece Diplomasi, Siyaset, Politika. Üçüncü kitaptan sonra aa hey falan böyle ilginç yerlere gitmeye başlıyor. Üçüncü kitaptan sonra Dune pek çok insanın aklında eee nasıl diyeyim yani ya Dune'un 3. kitabı Dune'u Dune yapan kitap ya tuhaf bir şekilde. Bunu belki söylemek ilginç ama yani, çok merak ediyorum yani şey çok ilginçtir. Yani belki hani kitapları merak eden arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten Paul Atreides ile başlayan Atreides Hanedanı ile başlayan bu öykü bu büyük evrenin çok önemli bir kırılma noktası. Bu, bu, bu çok büyük evrende bir kırılma noktası oluyor. Oldu aslında. İlk kitapta onu anlattı. Ben kitapları okumuş birisi olarak aha dedim. Helal olsun. Villeneuve de bu sahnenin kırılma sahnesi olduğunu biliyor. Hayvan gibi işlemiş burayı. Ama ileride anlayacaksın aslında bazı ilginç şeyleri. Evet. Ee, yani üçüncü kitaptan sonra çok farklı olaylar yaşanmaya başlıyor. Kitabın kafası falan çok ya, farklı yerlere gitmeye başlıyor. Ee, o yüzden çok da spoiler veremiyorum ama öyle şey değil yani. Hani Paul Atreides'in akıllanmaz maceraları. Hadi bakalım. Paul bugün de işte şarap içti. iki gün sonra yürüdü. Dört kişiyi dövdü falan. Böyle bir seri değil Diyon. Yani farklı yerlere gidecek. Ee, ve gittikçe de daha farklı yerlere gidiyor. Yani böyle yaptığı işi bir kere daha yapmak istemeyen bir adamın ilginç kurgularını görüyorsun bir yerden sonra. O yüzden hakikaten Diyon'un ilk kitabı için filme çekilemez diyor diye, diyordu. Ya yani şu an ben şey kani oldum. Bu adam Diyon'un 3. kitabı dahil çıkarabilir. 4'ü bile çıkarabilir. Ama artık yani 4'te 4'te falan artık hani kim izler ne şartlarda izler ne noktaya geliriz. Bilmiyorum. Ee. Yani o kadar politika varsa atıyorum sanırım kafasında üçleme var. Atıyor işte ilk e, kitap iki film. ikinci kitapla belki bir üçüncü film. Tamamlayıp sonra belki işte dizide tutarsa beni, beni cesaret dizisi tutarsa evet. oradan belki siyasi kanadına yol olarak yeni Game of Thrones gibi saplayıp devam edebilirler. Yani. Ee, şeyler bir tık, bir tık şeyleri özledim. Ee, mesela zen sünni inancı diye bir şeyden bahsedilir Diyun'da. O kelimeyi hmm. kullanmamışlar özellikle. Ee, Görne Halek birkaç muhabbeti. Ha, cihat muhabbeti yine konuşuluyor. O kelimeyi kullanmamışlar filmde. görni Halek'in elinde ara ara okurken gördüğümüz kitabın ismi Orange Katolik Bible. Ee, hmm. Turuncu Katolik kitabı. Bütün dünyadaki dinlerin birleşip kurduğu final din. İnsanlar uzaya açıldıktan sonra dinler çok ciddi sarsılıyor evrende. Baba hani artık uzaya açıldık uzaylılar falan yani ne yapacağız falan. Dinler toplanıyor diyorlar ki arkadaşlar yani biz yani dünyaya göre bizim kitaplar ne yapalım? Hep bütün bütün teologlar toplanalım yeni bir yorum çıkaralım ortaya çünkü insanların inanca ihtiyacı var. Ee, mesela o bence çok kritik bir detaydır ona girmemişler. Ee, zensünni tabiri bile tek başına zaten belki sinemalarımızda bizim böyle ne demek zensünni işte bunlar Türk milletinin radarlarıyla oynuyorlar falan filan diye. <laughs> bir grup gencoya sokakta portakal falan bıçaklatabilirdi yani. Bir noktada girmemelerini de anlıyorum. Ama Dune ee, çok daha baharat kokan, çok daha Orta Doğu kokan bir kitaptı. Şu an bir çöl gezegeninde gezen bir kitap. O böyle Orta Doğu'yu bir tık Warner Bros. ya da Legendary falan bir tık şey yapmış. Hani kanka karışık şimdi girmeyelim. hani Dönemin şartları tabi biraz da. Şu anki oraya bakış şimdi tabi herkes şey gibi algılıyor orayı tabi. teröristlerle falan algılıyor. Halbuki orada Yıllardır sömürüye uğrayan sadece o bölge değil yani Afrika'da da çöller var. Mezopotamya tarafı da aynı şekilde yani bunlar zaten ekolojisi bozulması pahasına e, sömürülmüş ülkeler var, insanlar var. Bugün Suriye, Irak, İran hepsi karmaşık durumda yani burada başka bir konu var da dediğin doğru yani. Şu dönemin şartlarında bazı kelimeleri maalesef seçmen gerekiyor yani. Yani çünkü padişah Korku imparator, padişah imparator şaddam diye geçer abi kitapta. Evet. İmparator, biz filmde imparator imparator diye durup diyorlar ya. Padişah imparator şaddam. Şaddam mı? Wait falan. Yani böyle e, ilginç yani padişah imparator olmuş sana imparator. Şaddam çok uzun bahsetmiyoruz çünkü saddam artık tahttan indirildi falan işler değişti. Yani <laughs> e, Dion'un biraz daha böyle Orta ya daha yakınsadığı ee, ve açıkçası da bence Orta Doğu'yu hani nasıl söyleyeyim teröristin itin yuvası falan gibi göstermek yerine aksine oranın da kendi toplumu var yani çölle bir arada yaşayan hani anladın mı artık bazı referanslar zaten bariz ama daha da daha da bu işlerin içerisinde olduğu bir yapı vardı onları biraz abi bu film IMAX'da oynayacak hani <gülüyor> biraz <gülüyor> bir tık kısalım çekmişler belli ki biraz, biraz kısmışlar yani eee ama yani mesela merak ediyorum. ikinci kitapta, üçüncü kitapta Zen Sünni inancından, e, Turuncu Katolik kitabından e, hiç bahsedilmeyecek mi? Hiç oralara girilmeyecek mi? Çünkü din, dünya dünyanın devamını anlatıyor diyorsun ve dünyanın devamını anlattığını da hiç kıpslamadılar ilk filmde. Tarih verdi. Tarih çok ileri bir tarih ama ne kadar toplamına kadar ileri bir tarih oldu anlaşılmıyor tabii. 10.191 diyor. Sanırım o onların Dune'un timeline içerisinde bizim zamanımıza göre 20 küsürden fazla galiba. 20-30 binden fazla galiba. E i̇şte evet 1191 senesi diye hatırlıyorum ben. Atreides'lerin bu. Ha 1191 senesi. Literally 1191 senesi o 8000 sene sonrası gibi bir tarih aslında. Yani Dune dünyanın geleceği. Zaten ismi de göre Dünya Dune, dün, dün, yani Dion'u, hani, e? ne? Neyse, yep. e, kitabını okuyun. Neticede bu filmi beğendiyseniz onu söyleyebilirim en çok. Çok çok, çok şeyler daha var kitapta gerçekten. Aynen. Öyle o zaman mi? haftaya Benim 3. Benim benim 3. Matrix 3 4. <laughs> <laughs> ne konuşsak haftaya? Arada, ya hakikaten. E, Kasım başında onu gibi falan Eternals geliyor bu arada. Onu ben hatırlatırım. Aa. Belki onu izleriz. Ama haftaya değil tabii. Haftaya İki tane aslında değişik film seçtim de biraz yapıları benzer. Biri 1972, biri 1998. Böyle ismi Sloy'd 1972 olanım Michael Caine'in filmi. Hmm. Diğeri de Interview 98. Bunda da Hugo Weaving oynuyor. Okay. Böyle iki tane biraz daha sakin. Bu kadar büyük IMAX Blockbuster'ından... <laughs> Biraz böyle sakin filmlere geçelim. Sonra yine Eternus Mithurnus düşeceğiz dedim zaten. Evet evet okey okey. Uygun bana. Hangi filmlerden hmm. bir daha söyle. Sloyde. Sloyde diye yazılıyor. 1972. The Interview. 1998. O şeyi komik interview izlemesinler yanlışlıkla. 2014 olanı. Okey. Evet izliyoruz <laughs> ve haftaya geliyoruz. Sevgili arkadaşlar hmm. yatay bakış bugünlük bu kadardı. Kendilerinize iyi baktınız. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok Dune konuşmak haftaya onaylanmış abi ikincisi gibi güzel haberlerle. Keşke, keşke. Gelmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi baktınız sevgili seyirciler. Canlı yayında izleyenlere YouTube'da izleyenlere teşekkür ettik. Gözlerinizden öpüyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Haydi bay bay. bay.